Şu an kayıt da başlamıştır. İstediğiniz anda başlayabilirsiniz. Buyurun. Tamam. Herkese iyi akşamlar. Bugün Beyoğlu sunumumuzun ikinci bölümünü yapacağız. Hatırlatayım, Beyoğlu'nun sadece Galatasaray ile tünel arasındaki bölümünü ele alıyoruz. Ve benim Facebook'ta paylaştığım, 2 sene önce paylaştığım tefrika bölümlerinin üzerinden geçiyoruz. Bu tefrikalar 19 tane idi. Ben onu 20'ye tamamladım ve 8. de kalmıştık. Kalan 12 bölümü ele alacağız. Tabii geçen seferki gibi sevgili Hayati İnaç'ın hazırladığı fotoğraflar eşliğinde konuşacağım ben. Hayati İnaç geçen seferki gibi bir görsel şölen hazırladı bizim için. Dikkat ettim ki ben bu tefrikaları hazırlarken öyle bir niyetim olmadığı halde Beyoğlu'nda din ve politikayı ele almışım. Bayağı ağırlıklı olarak. İstiyorum ki o konuyu bugün tamamlayalım ve hem de o 20 bölümü, son bölümdeki Kırım Kilisesi de dahil olmak üzere tamamlayalım istiyorum. Bugün biraz hızlı hızlı gitmeye çalışacağım ben ama hakkını vererek yapmak istiyorum bunu. Çok hızlı hızlı kayarsa resimler, ben de hızlı hızlı konuşursam o yüzden şaşırmayın. İlk konumuz Merkez Han olacak. Merkez Han sık sık önünden geçtiğimiz ama belki de çok dikkat etmediğimiz yapılardan biri. Halbuki geçmişi var o yapının. Yakın geçmişine bakalım. Vehbi Koç Ankara'dan İstanbul'a göç etmeye karar verdiğinde, taşınmaya karar verdiğinde İlk Merkez Han'ı satın aldı. O yüzden Koç grubu için ve ailesi için ve manevi anlamı yüksektir muhakkak diye düşünüyorum ben. Zaten şu anda da gene Koç ailesinin prestijli bir kurumunu barındırıyor. Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, ANAMED kısaca. Evet, içinde kitapçısı da var. Evet, Koç kitaplığı da var. Fakat daha da geriye gidiyor bu binanın geçmişi. Hatta 19. yüzyıl başlarına gidiyor ve Düzyan ailesine ait idi. Çok büyük bir ihtimalle bu bina Düzyan ailesinin konutu idi. Düzyanlar dediğimiz zaman hemen kendimize bir sayfa açmış oluruz Beyoğlu'nda din ve politika konusunda. Düzyanlar Osmanlı Devleti'nin hizmetinde çok önemli görevlerde bulunmuş fertlere sahipti. Düzyan ailesine emanetti o dönem darphane. 19. yüzyılın başlarında, 18. yüzyıl sonlarından itibaren darphane Osmanlı sadece para basılan, sikke basılan bir yer değildi. Osmanlı maliyesinin de merkez kurumu idi. O şekilde düşünebiliriz ve darphane ve büyük ölçüde Osmanlı maliyesi bu Düzyan ailesine emanetti. Önemlerini bu şekilde vurgulamış olayım bu ailenin ve onlardan dolayı bu yapının. Düzyan ailesi Katolik idi.
Evet, Ermeni olduğu malum zaten, anlaşılıyor soyadlarından Düzyan diye. Bu arada bu Düz adını da 3. Ahmet vermiş onlara. Bu aynı zamanda ailenin geçmişinin ne kadar eski olduğunu da bize anlatıyor. Düzyan ailesi dediğimizde aklımıza gelen şeylerden biri Katolik Ermenilerdir. Ama oldukça maceralı oldu bu Katoliklik Düzyan ailesi için. Çünkü 19. yüzyılın başlarında, 2. Mahmut döneminin saltanatının başlarında Osmanlı Devleti Ermenilerin Katolik olmalarına, mezhep değiştirip geleneksel apostolik kiliselerini terk edip Vatikan'ın otoritesini kabul etmelerini hiç sıcak bakmıyordu ve yasaktı. Ermenilerin olsun, başka kilise mensuplarının olsun, geleneksel kiliselerini terk edip Vatikan'ın otoritesini kabul etmelerine katiyen sıcak bakılmıyordu. Çünkü bunun siyasi sonuçları vardı. Ve işte böyle bir ortamda gizli gizli Katolikliklerini yaşarken Düzyan ailesi, başları bir entrikadan dolayı derde girdi. Ve bu entrika kapsamında, evet, onlara bir suç isnat etmek için, onların başına çorap örmek için Katolik olmaları kullanıldı ve neticede bu Düzyan ailesi çok sıkıntılar çekti. Aile, çoluk çocuk sokaklara atıldı. 3 ferdi bu ailenin idam edildi vesaire. Sonra itibarlarına kavuştular ama başlarından böyle bir şey geçti. İşte şu bu bina idi, bütün bunları yaşayan Düzyan ailesinin konutu. Bunu somutlaştırabiliriz de. Nitekim bu Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bu binayı değerlendirdi Düzyan ailesinin konutu olarak. İçeri girenler gözlemlemişlerdir. Binanın tuğla duvarlarının orijinalleri sergilenir ve bunun dışında binanın içinde bir şapel de bulundu ve o şapelde Boğuz Düzyan'ın baş harflerini taşıyan, BD harflerini taşıyan bir koyun figürü bulundu. Evet, devam edebiliriz isterseniz Hayati Bey. Evet, rubu tahtasına geleceğiz. Bunu geçelim isterseniz şimdi. Evet, rubu tahtasına geleceğiz. İşte bu koyun. Bu koyun Düzyan ailesinin Katolik olduğuna dair suç delili kabul edildi ve Düzyanların başı yandı. Bu koyun BD harflerini, Boğuz Düzyan baş harflerini taşıyan bu koyun binanın içinde sergilenmektedir. Anamed'in içinde sergilenmektedir. Biraz önceki resimlere dönebiliriz. Rubu tahtasına. Evet, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi özellikle binanın bir köşesine bu rubu tahtasını koymuş. Sanki bir şeyi bize hatırlatmak ister gibi. Bugünkü Fransız Sarayı'nın, Fransız Elçilik Binası'nın eski bulunduğu yere çok yakın bir yerde Takiyüddin Efendi'nin rasathanesi kuruluyor idi. Daha bina bile tamamlanmadan 3. Murat bu rasathaneyi yıktırdı. Binanın üstünde sergilenen rübu tahtasında zaten rasathanenin ömrü de yer alır. Sadece 5 yıl, evet, 1585'ten 1590'a gibi
bir zaman dilimi belirtilir orada ve Osmanlıların efendime söyleyeyim ampirik bilimlere, pozitif bilimlerin atası ampirik bilimlere, yani gözleme dayanan bilimlere sırtlarını dönmelerinin tarihidir bu diyebiliriz. Daha Süleyman'ın zamanında başlamış bir süreç bu. O yüzden Osmanlı tarihçilerinin önem atfettiği bir dönüm noktasıdır. Sanki bu dönüm noktasını vurgulamak istermişçesine Anamed'in binasının cephesine bu rübu tahtası konmuş. Bir daha sefere oradan geçerken bu sefer evet, dikkatlice bakabiliriz ona. Katolik Ermeniler 2. Mahmut döneminde daha onayını alacaklardır devletin ve Apostolik Ermeniler ve hatta Protestan Ermenilerin yanı sıra Katolik Ermeniler de devletin tanıdığı resmi bir cemaat olarak tanınacaktır. Bunda muhakkak Avrupa'daki Katolik büyük güçlerin, Avusturya'nın, Fransa'nın etkisi olmuştur. Burada gördüğümüz kitap da Vartan Paşa'nın Hovsep Vartanyan veya romanı Akabi Hikayesi. Nedense hikaye değil, hikaye diye geçiyor. Bu romanın önemini hemen söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle bu ilk Türkçe romandır. Bir Ermeni tarafından yazılmıştır. Türkçe yazılmıştır ama Ermeni harfleriyle basılmıştır. Ve tümüyle Ermenileri ilgilendiren bir konuda apostolik, geleneksel kiliseye mensup bir Ermeni ile Katolik bir Ermeninin arasındaki iki gencin arasındaki umutsuz aşkı anlatır. Mezhep farklılığından dolayı umutsuz olan aşkı anlatır ve bu mezhep ayrışmalarının ne kadar ciddi çatışmalara neden olduğunu bir dönem Ermeni cemaatinde bize gösterir. Ermenilerin Katolik olmasının altında Fransız misyonerler vardır. Fransız misyonerler yüzyıllardan beri Ermenileri olsun, başka cemaatleri olsun Katolikleştirmek için çaba sarf ediyorlardı ve neticede bir ölçüde olsun başarılı oldular. Beyoğlu'nda Katolik Ermeniler çok karşımıza çıkar. Ermeni cemaati içinde azınlık oldukları halde bu azınlık konumlarıyla bağdaşmayacak kadar çok karşımıza çıkarlar. Belki de Beyoğlu'nda çok etkin olan Avrupalı Katolik güçler, tekrar ediyorum Fransızlar, Avusturyalılar daha çok dindaşları ile mezheptaşları ile iş yapmayı belki de tercih ediyorlardı. Böyle bir açıklama olabilir. Nitekim Perukar çıkmazında çıkmaza girdiğimizde biraz ilerlediğimizde karşımıza şu arkada gizli gibi duran kendini saklar gibi duran Surp Yerroryutyun Kilisesi karşımıza, Yerroryutyun Kilisesi karşımıza çıkar. Bu teslis demektir veya üçleme, Trinity, Baba Oğul, Kutsal Ruh adanmış bir kilise. Avusturya Devleti tarafından Katolik Ermenilere hediye edilmiştir. Perukar çıkmazının asıl adı da Latin çıkmazıdır. Nitekim Latin ile Katolik eş anlamlıdır. Ve bu sokağın çıkmazın adını, asıl adını bu kiliseye bağlayabiliriz. Belki dikkatinizi çekerim. Bütün diğer kiliseler gibi Beyoğlu'ndaki bu da caddeye bakmaz. Doğrudan doğruya cadde üzerinde cepheli değildir.
biraz içeridedir, bir çıkmazın dibindedir. Bu hususa dikkat etmenizi rica ederim. Devam edelim isterseniz. Evet, Hayati Bey sayesinde biraz önce gördüğümüz kiliseyle ilgili bir kitap karşımıza çıkıyor. Hem de Sedat Bornovalı'dan, İstanbul Rehberler Odası'nın başkanı. Evet, devam edelim lütfen. Beyoğlu'nda Taksim'e çok yaklaşalım. Fransız konsolosluğunun, kültür merkezinin olduğu konsolosluk binasının hemen arkasında gene bir Katolik Ermeni Kilisesi vardır. Bu da Vosgeperan. Vosgeperan Chrysostomos'un Ermenice karşılığıdır. O meşhur 5. yüzyıl İstanbul, daha doğrusu Konstantinopolis patriği, meşhur altın ağızlı Ioannes Chrysostomos. Efsanevi bir kilise babası. Evet, kilisenin içini görüyoruz. Tipik bir Katolik kilisesi olduğunu söyleyebilirim. Bir kilise daha çıksın karşımıza. Gene Taksim'e yakın bölümündeyiz Beyoğlu'nun ve Hacı Abdullah'ın olduğu sokağa girelim ki bu Sakız Ağacı sokaktır. Şimdi Atıf Yılmaz Sokak oldu ama aslı Sakız Ağacı sokaktır. İşte oraya girdiğimizde solumuzda koskoca bir sarı bina çıkar. Şu gördüğümüz bina, işte orası Katolik Ermenilerin İstanbul'daki ana binasıdır. Bu da bir Astvatzadzin Kilisesi. Astvatzadzin'de Meryem Ana demek. Rumca'daki Theotokos'un karşılığı, Tanrı Anası Meryem'in karşılığı. Bu fotoğraf Halas Sokak'tan çekilmiş. Halas Sokak'ın asıl adı Abanos Sokak'tır biliyorsunuz. İstanbul'un eski genel ev sokağı. Abanos Sokak bu kadar yakın, bu kadar kutsal bir merkeze. Üstelik de daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Abanos Sokak'ta değil ama hemen onun paralelindeki ve kilisenin de dibindeki sokakta bugün hala yarı resmi şekilde fuhuş yapılır. Bu kadar kutsal bir yerin bu kadar yakınında böyle bir faaliyet insanı şaşırtır. Burası Katolik Ermenilerin patrikhanesi idi. Ama patrikhane 1927'de Beyrut'a taşındı. O zamandan beri burası sadece İstanbul'daki Katolik Ermenilerin ana merkezidir. İsterseniz devam edelim. Katolik Ermenilerin Beyoğlu'ndaki önemini böylece somutlaştırmış olduk. Katolik Ermenilerin genel olarak Pera, Galata'daki veya ilk kilisesi ama Surp Pırgıç Kilisesi'dir. Pırgıç da Fransızca Saint-Sauveur, İngilizce Saint-Savior, Rumca Soteros olan, Türkçesi ise selamete erdiren İsa olan bir ifadedir. Surp Pırgıç, evet, selamete erdiren, kurtarıcı İsa'ya adanmış şu kilisedir. Galata'da, Karaköy'de, ana cadde üzerinde, dışarıdan çok mütevazi görünmekle beraber içi güzeldir ve ilk Ermeni Katolik Kilisesi olmak gibi önemli bir özelliği var. Saint Benoît'ın, başka bir Katolik kurumunun hemen yanında. Evet, Hayati Bey bize çeşitli yönlerini gösteriyor Surp Pırgıç Kilisesi'nin. Malum bu kilisenin bir de hastanesi var. Yedi Kule'nin hemen dışında. Evet, tipik bir Katolik kilisesi olduğunu görebiliriz. Biraz önce mabedin olduğu yeri gördük. Sunağın ve
Sunar'ın bulunduğu yeri gördük. Efkaristiyan'ın saklandığı yeri gördük. Evet, bu konulara inşallah değineceğiz. Sunak'ı aklımızda tutalım. Katolik kiliselerinde Sunak'ın merkezde olduğunu aklımızda tutalım. Kilisenin en kutsal yerinde, basamaklarla ayrılmış, herkesin erişemeyeceği en kutsal yerinde Sunak'ın olduğunu aklımızda tutalım isterseniz. Devam edelim lütfen. Evet, şimdi Katolik Ermeni konusunu kapattık. Başka bir konuya girdik. Gene din ile siyasetin iç içe girdiği bir konuya. Evet, bu sefer konumuz Hollandalılarla bağlantılı. Hollanda Sarayı'nın kapısını gördük biraz önce. Burada da içini görüyoruz. Evet, Palais de Hollande Fransızca anılıyordu eskiden. Zaten Orange ailesinin, sülalesinin armasında da Fransızca ifade var. Je maintiendrai diye. Onun ayrıntılarına girmeyelim. Burada görüyorsunuz, yazıyor da zaten, Hollanda'nın ilk temsilcisi, elçisi Osmanlı başkentindeki. Hollandalılar 1640'lardan itibaren İstanbul'da elçi bulundurmaya başladılar, kalıcı elçi. Ve bu bugünkü elçilik binasının, tarihi elçilik binasının bulunduğu yere de o tarihlerden beri sahipler. Bina yenilendi tabii 19. yüzyılda Fossati kardeşlerin zarif tasarımıyla yenilendi. Devam edebiliriz. Bu önemli. Burada Hollanda elçiliğinin bahçesinden bir manzara var. Ve şu bize yakın olan evlerin hemen önündeki minik kilise, şapel, bizim için çok önemli. O bir Protestan kilisesi. Daha somutlaştırmakta fayda var. Bir Kalvinist kilisesi. O, evet, Hollandalılar Kalvinisttirler, biliyoruz. Ve o Kalvinist kilise yakın geçmişimizde de uzak geçmişimizde de çok önemli roller üstlendi. Bugün de önemlidir, role sahiptir. Şu tablo sayesinde onu içeriden görebiliyoruz. Devam edebiliriz. Evet, Hollanda elçiliğini böyle havadan görüyoruz. Fossati kardeşlerin tasarımı ile. Ve gene içeriden görüyoruz. Bakın şu alt yapı, yani su basman diyelim ona biz. Mahzenler veya taş, zaten görüyoruz. Tümüyle farklı bir niteliği var. O orijinal binanın kalıntısı. Onun üzerine yapmış Fossati kardeşler 19. yüzyılda bu yeni binayı. Evet, ne kadar eski olduğunu bize anlatır Hollanda elçiliğini. Evet, devam edelim lütfen. Ve Van Moor, adından da tahmin edebileceğimiz gibi bir Flemenk ressamdır bu kişi. Ve geçen sunumumuzda bahsetmiştim. Pera Müzesi'nde çok güzel bir Van Moor tabloları koleksiyonu vardır. Van Moor 18. yüzyıl oryantalistlerindendir ama oryantalist resmin iyi yönünü bize yansıtır. Çok değerli birer belge niteliğindedir Van Moor'un tablolarının her biri. Yani o işin cılkını çıkartmış Jerome vesaire tablolarının zıttı olarak, çok çarpıtılmış bir doğu görüntüsü veren Jerome gibi oryantalistlerin tersine, Van Moor belgesel niteliği çok çok ağır basan tablolar yapmıştır. O yüzden değerlidir ve Hollanda elçiliği bahsinde onun karşımıza çıkması anlamlı. Hatta Hollanda Sarayı'ndan manzara bu, evet. Oradaki açıklama da o yönde. Ve bakın, Van Moor'un tablosu
rahatlıkla tanıyabiliriz. Divan yerini, kubbe altını, Topkapı Sarayı'ndaki divan yerini ne kadar aslına uygun yansıtmış, orada kafesine kadar, padişahın arkadan görünmeden toplantıları izlediği kafesine kadar bize bir divan toplantısının nasıl yapıldığını, nasıl yenilip içildiğini ve o arada elçilerin nasıl kabul edildiğini, çünkü orada yandaki sağdaki sininin başında yabancılar var dikkat ederseniz. Ortada, orada da var ve sağda da var. Tabii. Biraz daha sağda onlar işte. Evet, Fanmur'un önemini yeterince yansıtmışımdır umuyorum. Ve Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, bakın onlar da ulusal mirasımıza katkıda bulunuyorlar. Devam edelim lütfen. Ve içinde bunları böyle slide gösterisi gibi hızlı hızlı geçebiliriz. Tabii bu da ya kolay kolay göremeyeceğimiz şeyleri Hayati Bey sayesinde görüyoruz. Beyaz gül de çıkacak karşımıza. Bu beyaz gül bir Çerkez köle kızmış. Hollanda elçisinin kölesi ama aralarında duygusal bir ilişki olmuş. Hollanda elçisi, o biraz önce resmini gördüklerimizden biri. Kızcağızı burada bırakıp Hollanda'ya gidince bu kızcağız derdinden ölmüş. Ve onun anısına, evet şu onun cansız bedenini temsil eden yontu, heykel konmuş. Evet, romantik bir ayrıntı Hollanda Sarayı'yla ilgili. Devam edelim lütfen. Hollanda tabii lale. Bu bir lale vazosu. Hollandalılar laleyi Osmanlılardan öğrenmişler. Yani lale zevkini. Ben öyle duydum ve bence bu doğrudur. Çünkü lale bir Orta Asya bitkisi ve muhtemelen Türklerle geldi Anadolu'ya ve Anadolu'dan Hollanda'ya geçti bu lale aşkı belki de. Ve bunlar da laledanlık işte, lale vazolar. Bu güzel ayrıntılar için ben Hayati Bey'e çok teşekkür ediyorum. Devam edelim evet, lütfen. Postacılar Sokağı girelim. Postacılar Sokak'ta biraz önce söylediklerimize çok bağlantılı ve çok önemli bir hususa değinme imkanımız olacak. Yalnız bir şey hatırlatmak tabii istiyorum. Bu fotoğraf Postacılar Sokağı'na ait değil. Sadece Fransız Postanesi. Tamam. Çok güzel. Var bu dediğiniz için bir açıklama evet oldu. Yanıltmak istemeyiz konuklarımızı. Evet. Fakat bu fotoğraf yerinde gene de, çünkü bu Postacılar Sokağı denmesinin sebebi burada en azından bir dönem Fransız postanesinin bulunmuş olması. Kapitülasyonlar dönemidir ve büyük güçler İstanbul'da kendi mahkemelerine sahip oldukları gibi kendi hapishanelerine de sahiptirler ve kendi postalarına da sahiptirler. Ve bu postaları Osmanlı yetkili makamları hiçbir şekilde kontrol edemezlerdi. O bakımdan anlamlıdır. Evet, postacılar bir yokuştur. Sokak aslında bir yokuş. O yokuştan inelim. Sağ tarafımız Santa Maria apartmanları. Bu kiliselerin çoğunun akarları olurdu etraflarını çevreleyen, onları gizleyen. Burada gördüğümüzde biraz önce Santa Maria Kilisesi'nin, gene bir Katolik kilisesi, akarı olan apartmanlar. Haç'tan da zaten bu kilise bağlantısını anlarız. Bu Katolik emlakının diyelim, hemen karşısında Katolikliğin can düşmanı bir mezhebin kilisesi var. Evet, Kalvinist kilisesi. Protestanlarla Katoliklerin eskiden ne kadar birbirlerine düşman olduklarını ne kadar anlatsam azdır. Müthiş bir zıtlık vardır. Katoliklerle Kalvinistler ve Luterciler, genel olarak Protestan dediğimiz Hristiyanlar arasında. Katolikler için Protestanlar Hristiyan filan değillerdir.
ondan sonra dinden çıkmışlardır. Kalvinist ve Lüterciler, genel olarak Protestanlar içinde Papa şeytanın bizzat kendisidir. Bu kadar derin bir ayrım vardır aralarında. O yüzden bir Protestan kilisesine değinmek de ilginç olacaktır. Üstelik de siyaset bağlantısı da kurulacak bunun. Burada biraz daha geriye gidebiliriz lütfen. Evet, bu kilisede bu iyiydi. Bu iyiydi, o gitarlı olan iyiydi. Bu kilisede hala ayin yapılır, gayet düzenli. Ayinler aynı bu şekilde olur. Bakın, dikkat ederseniz Katolik kilisesinde kimselerin kolay kolay adım atamayacağı o sunağın olduğu kutsal bölümde, mabette orglar, gitarlar vesaire var ve oraya çıkmak hiç ama hiç zor değil. Gayet rahat bir şekilde, gayet modern müzik aletleri eşliğinde gayet modern ilahiler söylüyor cemaat. Biraz sonra da zaten o kiliseye illaki bir din adamı değil, cemaatten yeterince bilgili olduğunu hisseden bir kişi çıkacak o kürsüye ve o kürsüden İncil'i okuyup yorumlayacak ve bunu İngilizce yapacak. Çünkü cemaat İngilizce konuşan bir cemaat. Evet, şimdilik bunları aklımızda tutalım. Devam edelim lütfen. Ve kutsal ekmeği görüyoruz burada. Kutsal ekmek ve şarabı da paylaşacaklar İsa'nın eti ve kanı olarak bu Kalvinist Hristiyanlar veya Protestanlar, ama çok daha az törensel bir şekilde. Dikkat ederseniz bildiğiniz somun ekmek duruyordu orada ve önümüzde de şarap var. Bu pekala vişne suyu da olabilirdi. Nitekim ben bu Kalvinist ayinlerine bir dönem çok katıldım. Ve o ayinler evangelistlerin ayinleriydi. Ayin Türkçe yapılıyordu. Bildiğiniz Duru Türkçe ile yapılıyordu. Duru Türkçe bir İncil'den parçalar okunup gene duru bir Türkçe ile yorumlanıyordu ve ayinin sonunda da hiç ama hiç törensiz bir şekilde ekmek arasında peynir ikram ediliyordu ve vişne suyu. Onun İsa'nın eti ve kanı olduğu bile söylenmiyordu. Evet, devam edelim lütfen. İleride bunları Katoliklerle karşılaştırma imkanımız olacak. Çok değişik bağlamlarda üstelik. Protestanlar için, Kalvinist ve Lüterciler için önemli olan İncil'dir. Törenden önce önemli olan İncil'dir. Ve her insan, yüreği açık olan her insan, onların bakış açısına göre İncil'i okuyup anlayabilir. Onun için de İncil'i kendi dilinde, ana dilinde okuması gerekir. Ve şaşırmayız, Kitab-ı Mukaddes'i, yani İncil'i, Kutsal Kitabı Türkçe'ye çeviren kurumun bir Protestan kurumu olmasına şaşırmayız. Evet. Birazcık daha ileride görecek miyiz gene acaba kilisenin girişini? Biraz önce burada duralım. Burada duralım. Burada söz konusu kilisenin çıkardığı bir kitabı görüyoruz ve burada gördüğümüzde o kilisenin içidir. Burası The Dutch Chapel diye geçer. Evet. Fakat o kiliseyi kullanan grubun adı Union Church'tür. Tam adını kullanacak olursak eğer, kitabın üstünde görüyoruz zaten uzun tam adını. Union Church of Istanbul in the Dutch Chapel. Bunu İngilizce söylememin sebebi var. Çünkü bu cemaatin dili İngilizce ve
cemaatin asıl adı da İngilizce. Geçmişine dönelim. Bu Hollanda elçiliğinin şapeli 1830'lara gelindiğinde atıl durumdaydı. Kullanılmıyordu. Aynı yıllarda Amerikalı misyonerler ilk defa İstanbul'a sökün etmeye başladılar. Amerikalılar bu misyonerlik konusuna haliyle biraz geç girdiler. Fransızlardan filan çok daha sonra. Ama iyi girdiler. 1830'larda Amerikalı misyonerler sökün etmeye başladılar İstanbul'a. Bu arada bunların arasında Robert Kolej'in kurucusu olacak Cyrus Hamlin'i de sayabiliriz. Ve Cyrus Hamlin'i görüyoruz burada nitekim. Ve İstanbul'a gelen bu Amerikalı misyonerler Hollanda elçiliği ile anlaştılar. Hollanda elçiliği onlara bu şapeli verdi. Onların kullanımını açtı. Bu bizi şaşırtmaz. Çünkü Amerikalılar, Amerika'nın kurucuları olan o Büyük Britanyalılar Kalvinisttiler. Evet, başka adlarla anılsalar bile mezhepleri Kalvinist idi ve Hollanda elçiliğinin onlara kilisesini açması bu bakımdan şaşırtıcı değil. Ve bu kilisenin adı Union Church. Biraz önceki resimlere dönebiliriz lütfen. Kitab-ı Mukaddes'in olduğu yere. Evet, bundan öncekine lütfen. Bundan önce o Union Han'ı görmek isteriz. İşte evet. Bu. Beyoğlu'nda tünele yaklaşırken solumuzda gördüğümüz şu bina Union Han diye görürüz. Onu Union Han diye okuma eğilimimiz vardır ama Union Han diye okursak daha doğru olur. Çünkü o Union Church'ün biraz önce andığımız Union Church of Istanbul in the Dutch Chapel akarıdır. Kiliselerin hep akarları oluyor demiştim ya. Bu da çok sonraları bu kilisenin aldığı gelir getirsin diye aldığı akar o demek binadır ve Union Han olarak karşımızda. Union Han'ın kilise ile bağları güçlüdür, devam eder. Bu binada hala İncil okuma toplantıları yapılır. Ve zemin katında da İncil'i Türkçe'ye çeviren kurumun The Bible Society'nin, Kitab-ı Mukaddes şirketinin bulunması demek ki tesadüf değil. Bu konuya çok saplanıp kalmayalım ama bir ayrıntıyı daha vermezsem çok eksik kalır. Buraya kadar söylediklerime dikkat ederseniz şaşırtıcı değil diye tamamladım. Biraz Türk düşmanı bir kurumlu Gülselim Bey'den bir katkı var. Tabii oraya da gelecektim ben. Türk düşmanlığı şimdiyle ilgili değil, mütareke yıllarıyla ilgili. Mütareke yıllarında tabii işgal kuvvetlerinin ilk sırasında İngilizler vardı ve İngilizler bir İngiliz Sevenler Derneği kurmuşlardı. İngiliz Muhipleri Derneği yani onun Osmanlıca adı. O derneğin başkanı John Frew'du. Bu bir evangelist veya Calvinist rahip ve Dutch Union Church'ün baş rahibiydi John Frew. Bu İngiliz Muhipleri Cemiyeti biliyorsunuz bu bizim inkılap tarihi kitaplarımızda Kurtuluş Savaşı'nı anlatan kitaplarda anlatılarda hiç iyi anılmaz. Kurumun Türk düşmanlığı oradan geliyor. İngiliz ajanıydı zaten. Yani çok masum bir rahip de değildi. Bunu da atlamamamızı sağladı Selim Bey. Teşekkür ederim o şeyle. Tabii Said Molla yakın tarihimizin renkli simalarından
onun John Frew'la yazışmaları var imiş ve buradaki spotta, Hayati Bey'in bulduğu spotta yer alıyor. Ama şimdi bu konuda bilgili olmadığım için Said Molla'nın torunları vesaire yaşıyor. Said Molla hakkında konuşmayayım çünkü yeterince bilgili değilim. Şu karşımızdaki kitap değil, bundan önceki Bazen The Church in Captivity gelmişti demin. Şu kırmızı kitap John Ransom'ın kitabı. Tamam. Stephen Ransom'ın. Evet. The Great Church in Captivity. Şimdi bu çok çok değerli bir kitaptır. Eski ama çok aydınlatıcı. Ve bu kitapta Union Church'ın kullandığı o Dutch Chapel'la ilgili, Hollanda elçiliği ile ilgili ilginç bir olay anlatılır. Dikkatinizi çekerim. İyice gerilere gidiyoruz. 17. yüzyıl 4. Murat dönemi. 4. Murat döneminde bir Ortodoks rahibi Luscaris üstelik patrik de olacaktır bu kişiyi, bu Ortodoks rahibi. Koskoca Konstantinopolis patriğinden bahsediyorum. Hollanda elçisi ile ve bu kilise ile, bu Calvinist kilise ile içli dışlı olacaktır. Sonunda Calvinizmi iyice benimseyecektir anlaşılan. O kadar ki İncil'i o eski Rumca yazılı olan ve kimsenin anlamadığı o İncil'i o dönem herkesin anladığı halk Rumcasına çevirecektir. Bunun için Uğraş Didin İstanbul'da bir matbaa kurduracaktır. Bu matbaa da bastıracaktır bu halk dilinde yazılmış İncil'i. İncil'i yani karşımızda en iyi konu bir protestan, Calvinist, Ortodoks patrik var. Alelade birisi de değil, bir patrik var. Son derece ilginç bir konudur. Bu kiliseyle bağlantılı. Sonu kötü olacaktır. Bir sürü entrika sonucunda, bir sürü ve Avrupa'nın Katolik devletlerinin de tabii ki başrolü oynadığı bir sürü entrika sonucunda 4. Murat idam ettirecektir bu Calvinist, Protestan patriği ve bu fazlasıyla sorun çıkartan, fazla sivrilik yapan, onun bakışına göre tabii, kişiyi ortadan kaldıracaktır. Ama patriğin bu Patrik Luscaris mi? İsmini yanlış söylüyor olabilirim. Hayati Bey düzeltebilir beni. Patrik bu Patrik de sadece entelektüel veya dini kaygılarla hareket etmiyordu. Avrupa'da çok dolaştı. Çok faal bir şekilde protestan çevreleriyle ilişkiye girdi. Amacı Katolik güçlere karşı denge sağlamaktı. Çünkü sunumun hemen başlarında değindim. Avrupalı Katolik güçler Ermeni cemaatinin yanı sıra Rum Ortodoks cemaatine de musallat oluyorlardı. Onları Katolikleştirmeye çalışıyorlardı. Onları dengelemek için, onlara karşı bir güç oluşturabilmek için yapıyordu bunları bu patrik. Yani gene siyasetle din tümüyle iç içe burada. Evet, bu kadar karışık bir konuyu ele almayı başardık. Ne mutlu bana. Devam edebiliriz artık herhalde. Başka bir konuya geçelim. Bunlar hep benim kaynaklarım. Çok değerli kaynaklar onlar. Evet, Van Millingen bu kilisenin rahiplerindendir. Ve gene Boğaziçi Üniversitesi, daha doğrusu Robert Kolej karşımıza çıkar. Robert Kolej'in çok değerli hocalarından Alexander Van Millingen, şu kitabın yazarı, bu kilisenin başrahipliğini yaptı. Yani Union Church'ün Robert Kolej'le böyle yakın bağlantısı var. Devam edelim lütfen. Glavani apartmanını görüyoruz. O yokuştan indiğimizde Glavani apartmanı karşımıza çıkar. Onun yanı başında ne vardır?
Evet. Burada tabii Giovanni Scognamiglio'yu rahmetli, umarım adını doğru okuyorumdur. Ya geçenlerde kaybettik. Beyoğlu ve Levantenler deyince herhalde ilk aklımıza gelen kişi sinema emekçimiz ve entelektüelimiz. Tabii bu Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej, tabii onlar da tabii Robert Kolej'in hikayesi apayrıdır. Evet, Beyoğlu konusunda, Türk sineması konusunda, başka birçok konuda. Bu kitabı galiba Klavani Apartmanı'nda yazmış. Ve o apartmanda yazdı bu kitabı. Tabii. Bu kitabı o apartmanda yazdı. Klavani'lerde zaten tıpkı onun gibi İtalyan kökenli Levantenler. Bizi ilgilendiren ama bakın bu resimde sağda Klavani Apartmanı, solda Hollanda Elçiliği'nin duvarı, hemen arkasında o şapel var. Dibinde şu gayet gösterişli demir kapının arkasında İstanbul'un en eski Katolik kilisesi var. Saint Louis. Hayati Bey sayesinde Fransa elçiliğinin, tarihi Fransa elçiliğinin, Palais de France'ın içine girebiliyoruz ve Saint Louis şapelini görebiliyoruz. Dikkat ederseniz arkada gördüğümüz bir kule var. Arkada da ne görüyoruz? Saint Antoine'ın yaygın deyişiyle veya San Antonio'nun kulesini görüyoruz. Tabii Galatasaray Lisesi'ni de görüyoruz tabii, Mektebi Sultaniye'yi. Saint Louis Kilisesi tabii bu elçilik kompleksinin bir parçası ve en eski Katolik Kilisesi İstanbul'un. Belki bize bir kapı açacak başka bir ayrıntı, Keldaniler kullanır burayı. Keldaniler bizim yurttaşlarımız, Güneydoğu Anadolu'lu yurttaşlarımız, Süryanilerle etnik olarak aynı veya çok yakın, fakat farklı bir mezhebe sahipler. Asuriler diyebiliriz. Evet, tıpkı Süryaniler gibi Asuriler de kadim kiliselerdendir, Ermeniler gibi. Keldaniler yalnız bu kadim kiliselerden birine, Asuri Kilisesi'ne mensup iken Vatikan'ın otoritesini kabul edip Katolik olmuş Asurilerdir. Biraz karışık ama toplayayım şöyle. Nasıl Ermeniler gene kadim bir kilise, Vatikan otoritesini kabul edip misyonerlerin etkisiyle Katolik olmuşlar ise, yine bir kadim kilise, Süryanilere yakın diyebileceğimiz Asuri Kilisesi mensupları da yine aynı şekilde Vatikan'ın otoritesini kabul etmişler. Keldani adını almışlar. Bir de isim değişikliği var burada. Ve bu Katolik Kilisesini kullanıyorlar. Evet, devam edelim lütfen. Oğulları Meryem'i. Bu ben burada Asurilerden bahsetmeyi çok seviyorum. Asurilerle Moğollardan dolayı doğrudan bağlantısı vardır bu kilisenin. Moğolların Meryem'i kilisesi bu çünkü. Yani, ama Moğollar Hristiyanlığa gayet yakındılar. Asya'daki Türk kavimleri Hristiyanlığa gayet yakındılar ve Hristiyan da olmuştu bazı Türk kavimleri. Orta Çağ'da bu mensubu oldukları mezhep, ama Hristiyanlık mezhebi bu Türk kavimleri veya Moğolların, ama ne Katolik ne Ortodokstu, Asuri idi. Evet, onları apayrı bir başlık altında uzun uzun anabiliriz. Bu şekilde değinmiş olalım. Devam edelim lütfen. Kadim kiliselerden onlarda. Ermeniler gibi tıpkı Süryaniler, Kıptiler, Doğu kiliseleri kabaca. Ve karşımıza anlı şanlı Saint Antoine veya San Antonio çıktı. Bu kilise gayet yenidir. Yani binası yeni en azından. 1910 tarihli, ama İstanbul'un en faal
Katolik Kilisesidir ve başlıca Katolik Kilisesidir. En azından cemaatinin büyüklüğü bakımından gayet uluslararası zaten. İngilizce yapılır ayin ve burada da Katolikler artık çağa uydurdular kendilerini. Ayin elektro gitarlı, orklu, baterili filan bir orkestra eşliğinde yapılır kimi zaman. Girelim lütfen bu St. Antoine Kilisesi'ni biraz ele alalım. Şu kemerler bize mimarinin kimliğini verir. Mimari bize, dikkat edersen, çok çok eski zamanları hatırlatır. Şu kemerler, bakın dantel gibi işlenmiş kemerler. Tabii Nesturilerin Katolik olanı Keldanyo'nu biraz önce izah ettim zaten. Tabii Soner Bey söylemiş. Tabii biraz önce onu izah ettim. Bizi Orta Çağ'a götürür bu tarz. Gotik mimariye götürür. Paris'e gidince ilk gördüğümüz yer neresi? Değil mi? Notre Dame de Paris. O bir gotik mimari eseridir. Ve Almanya'da, Kuzey Avrupa'da ama bu arada Milano'da da mesela gotik mimari karşımıza çıkar. Orta Çağ'ın en etkileyici efendim, mimari tarzı diyebiliriz rahatlıkla. Gotik mimarinin. Burada gördüğümüz neogotik. Yani İngiltere'de 19. yüzyılda ortaya çıkan son derece somut bir sosyal ve siyasi bağlamda, sosyal, siyasi, ekonomik ve dini bağlamda ortaya çıkan neogotik mimarinin en çarpıcı örneğidir. Bu mimarinin ama en çarpıcı örneği ama en önemli örneği değil. En önemli örneğini inşallah diyorum ben turumuzun sonunda göreceğiz. Tabii Asuri Ahmet'ten bir not var. Nesturi de denir Asuri yerine ama o Nesturi ifadesini tercih etmezler Asuriler. Yani çok kızmazlar ama Asuri denmesini tercih ederek ki dinler tarihi literatüründe de diyelim doğru kelime Asuri. Şu kilisenin bir neogotik tarzda bir yapı olduğunu aklımızda tutalım şimdilik. Burada kiliseye adını veren, daha doğrusu kiliseye, kilisenin adanmış olduğu kişiyi görüyoruz. San Antonio. San Antonio'yu ortadaki Meryem figürünün sağında görüyoruz. Elinde kutsal kitap var ve bir beyaz zambak sunuyor Meryem'e. O Meryem'in lekesizliğinin simgesi beyaz zambak. Ama San Antonio'dan da önemli bir figür var burada. San Antonio'nun mensubu olduğu o çok önemli büyük Katolik cemaatinin kurucusu Aziz Francisco. Evet, şurada gördüğümüz, Meryem'in solunda gördüğümüz bu, buraya Saint Antoine Kilisesi denir. Fransızca tabir çok yerleşmiştir ve bu Katolik cemaatine de Fransiskenler denir. Gene bu Fransızca tabir çok yerleşmiştir. Çünkü ben de onu diyeceğim. Fransiskenler Orta Çağ'da son derece güçlü idiler. Vatikan'ın yanı sıra adeta bir paralel güçtüler diyebilirim rahatlıkla. Ve halka çok daha yakındılar Vatikan'a göre. Ama neticede Vatikan onları kontrol altına almayı başarmıştı. Fransiskenler gayet tanıdık bir filmde karşımıza çıkarlar. Bir tanıdık bir roman ve onun filminde Gül'ün Adında. Orada işte Sean Connery bir Fransisken rahibidir ve Dominiken rahiplerle tartışır. Efendime söyleyeyim. Dominikenlerle tartışıp emin değilim. Dominiken kısmını çıkaralım. Yanlış bir bilgi vermeyeyim.
Ama o gittiği manastırdaki rahiplerle tartışır, Fransiskenliği savunur. Fransiskenler yoksulluğu bir ibadet tarzı olarak benimsemişlerdi ve alabildiğine yoksul bir hayat sürülerek hiçbir mülkiyeti olmaksızın, hiçbir malı mülkü olmaksızın yaşayarak Tanrı'ya ulaşılabileceğini düşünürler de onun için zaten şu Sean Connery'nin canlandırdığı Fransisken rahibin üstünde böyle çuval gibi bir giysi var. Beline de basit bir ip bağlanmış dikkat ederseniz. Bu Fransiskenler o kadardı ki yoksulluğa o kadar önem veriyorlardı ki ve mülkiyet karşıtlıkları o kadar güçlüydü ki bir kutsal kitaba sahip olmayı bile hoş görmezlerdi. Yani akşamları okuyayım diye bu benim kutsal kitabım diye bir kitap edinmenizi bile hoş görmezlerdi. Belki yarın yerim diye bugünden ekmek ayırmanızı bile hoş görmezlerdi. O kadar diyeyim size. Bugünkü Saint Antoine Kilisesi bir Fransisken Kilisesi olarak tabii bu ilkelerin çok uzağında. Bu herhalde bilemiyorum. Yorumda bulunmayayım ben. Devam edelim lütfen. Yani demek istedim ki Vatikan'ın denetiminde o başlangıçtaki özelliklerinden uzaklaşmış olabilir diyecektim ama haddimi aşmayayım. Kilisenin içine girdiğimizde harika türkuaz tavanını görürüz ve o gotik mimariye has kaburga kemerleri görürüz. Yanlarda deste sütunlar ve devam edebiliriz lütfen ve devam edelim. Ve bu kitabı sonra ben şey yapacağım, tavsiye edeceğim. Devam edelim lütfen. Rahip Roncalli. Evet, devam edebiliriz. İçeriden bir görüntü olması lazım diye düşünüyorum. İçeriden ben. Görüntüyü geçtik, geri geliyorum. Geçtik mi? Evet, buyurun. Tamam, bu. Ben bunu arıyordum. Bakın dikkat ederseniz, Katolik Kilisesi her şey tam yapının tam en ucundaki mabette. Kutsal alana odaklanmış. Orada sunak var. Sunakta İsa'nın kendini kurban etmesi. Ne tanık olmak üzere orada insanlar ve devamında kutsal ekmek ve şarap gayet törensel bir şekilde paylaşılacak. O kutsal mekan Ortodoks kiliselerde o kadar kutsaldır ki Ortodoks kiliselerinde ikonostasis denen bir tahta perdeyle kapatılır biliyorsunuz. Katolik kiliselerinde de böyleydi. Sonraları 1960'lardan itibaren Katolik Kilisesi kendini çağa uydurdukça o tahta perde kaldırıldı ve sunak bütün cemaatin görebileceği hale geldi. Ama yine de Katolik bir Katolik ayininde odak noktası sunaktır. Evet. İsa'nın kendini kurban edeceği yerdir. Ruhban sınıfının ancak girebildiği o mabettir. Devam edelim lütfen. Tabii bu kitaptan bahsedeceğim. Rahip Roncalli İstanbul'da Vatikan'ın temsilcisi idi. Ve 1940'larda İkinci Dünya Savaşı bütün vahşetiyle devam ederken bu kilisede Türkiye savaşa girmesin diye dua etti. Ve duaları tuttu. Ve nitekim belki biraz da bu yüzden Türk dostu diye anılır. Üstelik bu rahip Roncalli ileride papa olacaktır. Bu az buz bir şey değil. Yani bizim Saint Antoine'ımız da bulunmuş bir kişinin papa olması az buz bir şey değil. Bunun ayrıntıları daha çok ama Saint Antoine'ın avlusundaki şu güzel heykel Roncalli'ye ait. Evet. Devam edelim lütfen. Bu kilisenin konumuzdan bir bağlantısı daha var. Cemerciyes'le de bir bağlantısı var.
Cem Erciyes, biraz önceki Galatasaray hakkındaki kitabın yazarı, çok değerli bir insan o. Mısır apartmanın arkasındaki daracık bir sokakta çok sefil bir bekar evinde kalırken, öğrenciyken, Saint Antoine'ın avlusuna komşu, orada bir kalabalık görür. Böyle bir düğün olduğu bellidir. Fakat orada bulunan insanlar geleneksel kıyafetlerini giymiş, Güneydoğu Anadolu'ya has geleneksel kıyafetlerini giymiş insanlardır, yurttaşlarımızdır. Bir anlam veremez. Gayet Avrupa'yı bir ortamda, değil mi? Katolik, kilise, gotik, neogotik filan. Böyle Güneydoğu Anadolu yurttaşlarımız bu kadar kalabalık anlam veremez. Iraklı arkadaşından öğrenir ne olduğunu. Onlar Keldani der. Iraklı arkadaşı Simon ona. Eskiden tabii bu ülkenin dinsel etnik mozaiğinden çok haberdar değildik ve böyle ayrıntıları öğrendikçe çok şaşırıyorduk. O dönemde 1990'lardan bahsediyorum. Ve gene evet, bir Katolik kilisesini Vatikan'ın otoritesini kabul etmiş bir yerli cemaat kullanıyor, Keldaniler. Evet. Şimdi şu neden tabii şeyde bu İtalyan olduğu halde neden Fransızca deniyor? Bu şeydir, yani adet olmuştur. Ve eskiden beri, yani 20. yüzyılında çok ileri dönemlerine kadar Beyoğlu'nda her şey Fransızcaydı. Ondan sonra ve onun için Fransızca anılır. Saint Antoine yerleşmiştir artık, doğrusunu, İtalyancasını söyleseniz, San Antonio deseniz kimse anlamaz. Ondan sonra Francesco deseniz de gene kimse anlamaz. Yani Fransiskenler dediğiniz zaman anlaşılır. Bir konuğumuzun sorusuna cevap verdim. Yoksa o yapanın mimarı da İtalyandır, Mongeri. Binanın her yerinde bir İtalyan kimliği vardır. O loccalardan, İtalyan şehir devletlerini temsil eden levhalara kadar. Evet, devam edebiliriz. Çok şey yapmayalım, burada kalmayalım. Yokuşumuz burada, biraz ileride, solda. Ve evet, başka bir Katolik kilisesinin apartmanları ki bahsettim onlardan, geldik işte. Burası da Draperis Kilisesi. Draperis bir kişinin aile adıdır. Çok eski, yüzyıllarca önce yaşamış bir Katolik hanım söz konusu olan Clara Draperis. Ama bu kiliseyi Draperis Kilisesi diye anılır ama Santa Maria diye anmak daha doğru olur. Çünkü kilise Meryem Ana'ya adanmıştır. Zaten Santa Maria, bakın görüyorsunuz. Dikkat ederseniz bunun da cephesinde bir apartman var. Santa Maria apartmanı. Sağında görüyoruz ve bu bildiğiniz iş anıdır. Yani içinde alelade dükkanlar vesaire vardır. Tıpkı Saint Antoine'daki gibi. Saint Antoine'ın o cephesinde koca bir Galatasaray bayrağını gördüğünüz yerler şeydi. Apartmanda, dairelerdi yani. Ve o Galatasaray bayrağını tabii ki kilisenin rahibi asmadı oraya. O apartmanda oturan bir Galatasaraylı astı. Benim de tanıdığım. Dikkatinizi çekmiştir diyeyim. Koskoca Saint Antoine Kilisesi'nde Galatasaray bayrağı ne arıyor diye. Açıklaması bu onlar. Saint Antoine'ın akarı olan apartmanın sakinleri dairelerinin balkonuna Galatasaray bayrağı asmışlar. Burada da tıpkı onda olduğu gibi Santa Maria'nın caddeye bakan tarafında Santa Maria apartmanı var. Orada esnaf var. İsterlerse Beşiktaş bayrağı asarlar, Fener bayrağı. Kilise ama hem gerilerde hem aşağılardadır. Evet, burada kilisenin yazılarından birini görüyoruz. Diğer yazı da varsa o daha anlamlı tabii. Bu da bir Fransisken kilisesidir. Bundan önceki daha dursun lütfen. Bir önceki. Böyle bazı ayrıntılar ilginç. Bir önceki iyiydi.
Bu iki el çapraz. Ben bu levhayı anlatayım. Bu yazıda bakın Katolik Kilisesi'nin üstünde Abdülhamit, ikinci Abdülhamit'in adı var. Onun emri veya izni ile yapılmış ve prefekto diye Rıdvan Paşa var, belediye başkanı diye. Hatta mimar, müteahhidin adı bile var. Semprini diye en altta, 1904. Zaten tarz da tam o döneme özgü, eklektik, batılı bir tarz. Böyle bir katıp karıştırma tarzı. Bir önceki resme dönebilirsek çok harika olacak. Bu kilise de bir Fransisken kilisesidir. Yani Fransiskenlerin ne kadar önemli olduğunu bize anlatır. Beyoğlu'nun iki en büyük Katolik kilisesi Fransiskenlere ait. Ve şurada gördüğümüz iki çapraz kol Fransiskenlerin simgesidir. Evet, o çıplak olan İsa'nın çarmıhtaki kolu, giysili olan da o derviş değil de nasıl keşiş cübbesi ile Aziz Francesco'nun kolu. Devam edebiliriz lütfen. Evet, ve kilisenin merdivenlerinden indik. Kilisenin cephesi karşımızda ve Meryem Ana göğe yükseltiliyor bulutların üzerinde melekler tarafından. Devam edelim lütfen. Tabii bunu geçebiliriz. Burada bir önemli bir kişinin mezarı var. İşte burası. Giriş böyle hem aşağı doğru hem geride. Tabii Nasıra'da kilise de aynı kollar. Çünkü oradan Fransisken rahip. Burası işte gene tipik bir Katolik kilisesinin içi. Bakın dikkat ederseniz sunağa odaklı her şey. Ve sunak veya Efkaristiya'nın iki yanında şeyler var, vitraylar var. Vitray Katolik kiliselerinde ve gotikte çok kullanılan bir şeydi. Bu vitraylardan soldaki Aziz Francesco'nundur, yani San Francisco'nun vitrayı, tasviri. Sağdaki ise Fransiskenler cemaatinin eş kurucusu diyebileceğim ama bu sefer bir kadın söz konusu, Azize Clara. Francesco ile Clara arasında çok çok yakın bir ilişki vardı. Yani ikisi eş kurucu gibi. Onun için vitranla vitraylardan birinin Azize Clara olması bizi şaşırtmaz. Belki Clara Draperis ile bu Clara arasında da bir bağlantı vardır. Evet, bu Katolik Kilisesi'nin süslemeleri, bunların hepsi insanlarda heyecan uyandırmak, iman duygusu uyandırmak için Katolik Kilisesi'nin bol bol sanata, tasvire başvurmasını bize anlatıyor. Kalvinist kiliselerinde böyle bir şey yoktur. Kalvinist kiliselerinin için sadece kitap vardır. O kitabı alır, okursunuz. Öyle tütsüler, vitraylar, canlandırmalar, ikonalar, şunlarla bunlarla filan, onlarla etkilenmek gibi bir şey söz konusu değildir. Ana dilinizde kutsal kitabı okur, anlarsınız, tartışırsınız, konuşursunuz. Evet, Katolik Kilisesi. Burada ama tabii çok güzel bir grotto görüyoruz. Bu yani bir mağara fonunda. Evet. Herhalde Meryem bu, emin değilim. Devam edelim lütfen. Burada biraz önce andığımız Antonio'yu gördük demin. Antonio'yu gördük. O bir bebek İsa ile. O konuyu kapatmış olalım. Suriye pasajı karşımızda. Suriye pasajını ben çok kısa geçmek istiyorum. Ama önemini de izah edebilmeyi çok arzu ederim. Suriye pasajı tipik bir pasajdır. Beyoğlu'ndaki o çok yaygın, hep karşımıza çıkan pasaj uygulamasının en tipiklerindendir. Bunun için biraz ilerleyelim lütfen. Bu ayrıntıları daha sonra. Bakın pasajın içindeyiz.
Tepesi aydınlık dikkat ederseniz çünkü bir camekanla örtülü ve adeta bir sokağa girmiş gibiyiz. Devam edelim lütfen. Evet, devam edelim. Abud Efendi yaptırdı Suriye pasajını. Şamlı olduğu için Abud Efendi. Şamlı ama Türk diye geçiyor. Yeniçeri torunu olduğu için Şamlı o dönem Osmanlı Devleti'nin nadirattan olan Müslüman iş adamlarından. İttihat ve Terakki ile de yakın ilişkileri var. Boğaz'da yalıları meşhurdur. Kanlıca'da Abud Efendi yalısı şu anda karşımızda görüyoruz. Evet, onun ayrıntılara çok girmeyelim. Mesela Abud Efendi'nin tabii Tahtakale'de de hanı var. Yeni Çarşı İstanbul diye. Daha Abud Efendi'nin yaptığı birçok ticari bina var. Ama beni asıl ilgilendiren bu pasaj denen şeyin, pasaj veya site, Fransızca'da ikisi eş anlamlıdır. Tabii bu Suriye pasajının içinde Bay Retro diye çok güzel bir eskici var. Ve Neşet Ertaş ile Tuncer Kurtiz'in manevi desteğiyle diyelim, kurulmuş bir yer burası. Hakan Vardar kurucusu ve sahibi. Bu Hakan Vardar'ın bana Neşet Ertaş'ın oğlu olduğunu söylediler. Yani o dükkanda, hatta galiba kendisi söyledi. Başka bir yerde bunun böyle olmadığını ama Tuncel Kurtiz ile Neşet Ertaş'ın destekleriyle kurulduğunu söylediler. Onu aklımızda tutalım. Neşet Ertaş, Tuncel Kurtiz bağlantısı ve Hakan Vardar'ın Neşet Ertaş'ın oğlu olup olmadığı. Ama son derece ilginç bir yerdir. Sadece eski elbise değil, böyle eski fotoğraflar da vardı. O zamanların pornografisi bu. Çekmecelerin en diplerinde saklanan çoğu ayıp günah şeyler bunlar. Ben şimdi böyle yanında sırıtarak poz verebiliyorum. Hadi devam edelim lütfen. Evet, bu Suriye pasajının içi ve çıkışı, Piremeci sokaktan, yani Gönül sokaktan çıkışı devam ediyor. Ben bunu göstermek istedim aslında. Beyoğlu'ndaki her şey, mimari olsun, işletme isimleri olsun, çok büyük ölçüde Paris'ten taklittir. Nitekim Suriye pasajı ve diğer pasajlarda Paris'te 19. yüzyılın ilk yarısında moda olmuş bir uygulamanın yansımalarıdır. Evet, siteydi bunların adı veya pasaj. İkisi eş anlamlı. Bu da bakın Vivien pasajı Paris'te. Dikkat ederseniz iki tarafta dükkanlar, üstte camekan. Bunu çok uzatmadan söyleyeyim. Site veya pasaj eş anlamlı. Site aynı bugün kullandığımız anlamda şehrin içinde ama şehrin kargaşasından ve tehlikelerinden uzak bir konut ortamı yaratmak. Ve bunlar aynı zamanda pasajdılar. Bir ana caddeden diğer ana caddeye geçişi sağlarlardı. İki yanda dükkanlar, Suriye pasajı durumunda iki yanda dükkanlar ama dükkanların üstünde hep konutlar. Bugün hep orada şey vardır, esnaf vardır. Hatta boş çoğu şimdi ama orijinalinde tıpkı bugünkü sitelerde olduğu gibi bu Rumeli pasajı, bugünkü Çiçek pasajı olsun, düzeltiyorum, Site de Pera, bugünkü Çiçek pasajı, Rumeli pasajı ve bu Suriye pasajı hepsi konut olarak düşünülmüş şeylerdi. Site kavramına uygun, girişi çıkışı kontrollü, aynı zamanda alışverişe de imkan veren ve geçiş de sağlayan pasaj siteler, pasaj hanlar. Hanın
Tam karşılığı site. Evet. AVM tabii. AVM, bu AVM'nin ya daha yakın bir uygulama da Bon Marché idi. Nitekim Bon Marché'si de vardı. Beyoğlu. Devam edelim lütfen. Yani bu Beyoğlu'nda bu kadar yaygın ve tipik olan pasaj sitenin şeyle bağlantısını kurmak istedim. Paris'le bağlantısını kurmak istedim. Biraz sonra güzel bir kaynak da göreceğiz o konuda. Evet, buralar Suriye Pasajı'nın iki yanındaki. Şu kitapta işte ben çok faydalandım. Doktor Nursel Gülenaz, eline sağlık. Hayati Bey sayesinde haberim oldu bu yayından. Beyoğlu'nda gördüğümüz hanları, pasajları deşifre etmemize yardımcı olan, tabii Bon Marché asıl Deniz Dinç'ten bir katkı geldi. Bon Marché asıl bugün Oda Kule'nin olduğu yerdeydi. Karlman pasajında bir Bon Marché vardı. O şeye daha yakın. O AVM'ye daha yakın. Evet, bugünkü AVM'lere daha yakın. Evet, bu değerli kaynağı da belirtmiş olayım. Devam edelim lütfen. Bu kaynağı İstanbul Ticaret Odası'nın sayfasından PDF olarak ulaşılabiliyor. Tamam, harika. Bu PDF'ler güzel oluyor, evet. Devam edelim lütfen. Balyoz Sokağı Sokağı'nın aslı Baylo Sokağı. Balyoz da derdi buna Osmanlılar. Farklı bir telaffuzu vardı. Ama bildiğimiz Balyoz'la bir ilgisi yok. Baylo veya Balyoz, Venedik elçisi veya İstanbul'daki Venedik cemaatinin başındaki kişi idi. Bu sokağın hemen karşısında Postacılar Sokak var. Postacılar sokaktan da devam ettiğimiz zaman zaten Venedik Sarayı'na geliriz. O bakımdan gayet anlamlı sokağın adı. Devam edelim lütfen. Bir Venedikli karşımıza çıkar. Alvise Gritti. Alvise Gritti'nin kendisi değil ama babası Andrea Gritti bir baylo idi. Bir Rum kadından gayrimeşru çocuğu oldu. İşte o Alvise Gritti. Andrea Gritti sonra Doç da oldu, yani Venedik Dükü de oldu. Çok önemli bir şey bu. Ama gayrimeşru Alvise Gritti İstanbul'da kaldı. Kariyeri İstanbul'da gerçekleşti. Ama az buz bir kariyer değil bu. Süleyman'ın zamanından bahsediyoruz. Pargalı'nın bildiğimiz, evet, Pargalı İbrahim'in adamı oldu. Avrupa'da bir sürü maceraya girişti ama Pargalı adına. Bir sürü entrikaya girişti, bir sürü iş bitirdi. Hep Pargalı adına. Sonunda da öldürüldü zaten. Bu kadarı yeter zannediyorum ama asıl önemini söyleyelim. Beyoğlu'na adını veren beyin oğlu odur. Yani bey burada babası olan Andrea Gritti. Onun oğlu Alvise Gritti. Alvise Gritti'nin Galata'da değil, şu surların içinde değil ama uzaklarda yeşillikler içinde, bugün Taksim'in olduğu yerde, evet, bir konutu vardı. O yüzden o bölgeye daha Süleyman döneminden itibaren Beyoğlu deniyordu. Bu Beyoğlu yeşillik bir yerdi. Zaten Pera Bağları da deniyordu oraya. Veya Sike de deniyordu. İncirlik anlamında Rumcası. Ve burada gördüğümüz, bakın, Galata Kulesi'ni tanırız. Galata Kulesi ve surlarla beraber Ceneviz kolonisidir. Evet, bugünkü Karaköy kabaca Ceneviz kolonisine denk gelir. Arada zaten sur kalıntıları karşımıza çıkar. Bakın, fetihin olduğu yıllarda, 15. yüzyılda bu koloninin adı Cenevizliler de dahil olmak üzere herkes için Pera idi. Evet, Cenevizliler de bu koloniye Pera diyorlardı. Pera öteki taraf demektir. Öte yaka
demektir. Bunu çoğumuz biliyor zaten. Fakat belki daha ilginç olan pera kelimesinin bir özel isim değil, bir cins isim olmasıdır. Yunan şehirlerinin bazen bir perası olurdu. Özellikle Yunan ada devletlerin bir perası olurdu. Rodos adasını düşünelim. Rodos'ta bir ada devlet var. Onun perası neresi? Yani onun hakimiyeti altında olan, kullandığı, işlettiği, yararlandığı ana kıta diyelim, Marmaris civarı. Aradaki o geniş boğazın öte tarafı Rodos'un perası idi. Ege Denizi'nin kuzeyine gidelim, Taşoz adası var orada. O Taşoz idi bir ada devlet olan. Taşoz'un perası da bugünkü Batı Trakya bölgesiydi. Bunun da böyle bir dizi örneği vardır. Yani coğrafi konumu uygun olduğu zaman bu Yunan devletlerinin perası oluyordu. Bazen nehrin öbür tarafı oluyordu bu mesela. Ve Bizantiyon'un perası da işte bugün Karaköy'ün olduğu yer idi. Evet, burası Bizantiyon'un perası veya Konstantinopolis'in perası idi. Evet, devam edebiliriz bence. Pera Palas'a geleceğiz herhalde. Değil mi? Şeyden çok bahsettik. Tabii gene geldik biz tepe başına. Artık bunun üzerinde durmayalım. Çok gördük ama solda Pera Palas olduğunu hatırlayalım. Görelim. Gene solda Pera Palas'ı görüyoruz. Ve bahçe olan, bugün otopark olan bölüm boş. Sadece tiyatro var, dikkat ederseniz. Buradaki otellerden biri Otel Continental'di. Şu ileride Türk bayrağı ile başka bir bayrağın asılı olduğu bina Continental Oteli. Orası yıkıldı. Yerine ne geldi? Turkcell binası. Bunlara hızlı hızlı geçebiliriz. Bakın Otel Continental. Devam edelim lütfen. Otel Continental. Bu tepe başı kısmını hızlı hızlı geçelim izninizle. Sözümüzde durabilmemiz için. Evet, geçen sunumda çünkü tepe başından çok bahsettik, tiyatrodan da bahsettik. İşte bu kışlık tiyatro, burada baykuş oyunu oynandı. Yazarıyla, yönetmeniyle, oyuncusuyla Türk olan ilk oyun Cumhuriyet döneminde oynandı. Yönetmeni Muhsin Ertuğrul'du. Casa d'Italia'yı geçen sunumumuzda ele aldık. Geçebiliriz. Bunun içinden görüntüler var. Onları böyle bir slide gösterisi gibi hızlı hızlı geçebiliriz. Evet. Çünkü Casa d'Italia'yı biz ele aldık ama burada tabii gene çok kolay yapamayacağımız bir şey yapıyoruz. Hayati Bey sayesinde içini görüyoruz. Buradaki kültürel faaliyetlere katılmanızı ben tavsiye ederim. Bilmeyenler için söylüyorum tabii. Evet, Casa d'Italia'dan bir dizi fotoğraf gördükten sonra bu tabii şeyden kaynaklanıyor, internet. Dandria geçidini görüyoruz. Şu anda görülecek bir durum yok. Geçen sunumumuzda ele aldık zaten. Ve Pera Palas'ın eski bir fotoğrafı. Evet, devam edelim lütfen. Ve Pera Palas. Pera Palas Agatha Christie ile çok anılır. Agatha Christie deyince de akla Orient Express gelir. Neden? Orient Express'te cinayetten dolayı tabii. Onun için onu Orient Express yıllarına dönerek ele alabiliriz Pera Palas'ı. Ve Orient Express ile Pera Palas'ın doğrudan doğruya bağlantısı vardır. Çünkü Pera Palas Orient Express'in işletmecisi tarafından özel olarak Orient Express müşterileri, yolcuları için yapıldı. Yani bugünkü tabiriyle her destinasyona bir otel yapıyordu o Orient Express'i düzenleyen demiryolu şirketi. Çünkü yolcularının vardıkları yerde onlara layık bir otel bulabileceklerinden emin olmalarını sağlamak istiyordu. Gayet mantıklı bir şey. Ve Orient Express'in
standart mimarisine göre yapılıyordu bu oteller ki Pera Palas da öyledir. Yani Behzat Üstüken onun üzerinde çok durur. Bence haklı. Valori diye geçer onun mimarı ama Valori herhalde gözetmen gibi yani inşaatın başında durdu. Çünkü Lisbon'da gene Orient Express'in aynı amaçla yaptırdığı bir otel var. Çok benziyor gerçekten Pera Palas'a. Agatha Christie'nin, Agatha Christie çok çok ilginç bir isim. Ben çok seviyorum. Romanlarını çok okudum. Cin gibi bir kadın. Kendisiyle alay etmeyi de iyi bilen bir kadın. Yani seviyorum onu. Bu Agatha Christie yaramaz da bir kadın. 1926'da bir yaramazlık yaptı. Önce hikayeyi anlatayım. Çok kısa olacak. 1926'da Agatha Christie'nin arabası yol kenarında bir ağaca çarpmış olarak bulundu. İçinde Agatha Christie yoktu. Agatha Christie bulunmuyordu. Sırra kadem basmıştı. Agatha Christie, tabii Vagonli, Compagnie Internationale de Vagonli, tabii yataklı vagon şirketi. Agatha Christie 10 gün kadar kayboldu ve kocası tabii telaşlandı. Polis şudur budur, herkese berber oldu, herkes onu arıyor. Ve kaybolduğu gibi esrarengiz bir şekilde Agatha Christie birdenbire ortaya çıktı. Ve hafızasını kaybettiğini söyledi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Tam 1990'ların ortasına kadar bu olay Agatha Christie'nin büyük sırrı diye kaldı. İşte bu Agatha Christie'nin kaybolmasının büyük bir sır olduğu dönemde Hollywoodlu bir takım yapımcılar Agatha diye bir film çektiler. Film fiyasko. Gişe sıfır. Ne yaptılar? Bunun için bir şey tezgahladı. İşte Agatha Christie. O yaramazlığı ve cin gibiliği gözlerinden okunuyor zaten. Ne yaptılar? Hollywood'un meşhur medyumu Tamara Rand'ı tuttular. Tamara Rand ve bu arada da her nasıl olduysa Agatha Christie'nin Pera Palas'ta kaldığı otelde esrarengiz bir şekilde bir anahtar bulundu. Sonra bu efendime söyleyeyim Hollywoodlu yapımcılar işi ayarladılar. Tamara Rand gelecek. Agatha Christie'nin odasında kalacak Pera Palas'ta. Elinde o anahtarı tutacak. Pera Palas'ta irtibata geçecek. Agatha Christie ile irtibata geçecek vesaire. Bu olmadı. Bu plan yürümedi çünkü sene 1978 bu iş yeri grevdedir. Bu iş yerinde grev vardır. Çok alışık olduğumuz manzaralar. Pera Palas personeli greve gitti ve bu Hollywood yapımcılarının bu projesi yattı. Tamara Rand'ın foyası o zaman değilse bile şimdi ortada. Çünkü o sözüm ona Agatha Christie'nin gözleriyle oralarda dolaşırken 1926'da sokak adını görüyor mesela tabelayı. Orada Meşrutiyet Caddesi yazıyor. Sonra odasına gidiyor. İşte odasının numarası görülüyor. Agatha Christie'nin kaldığı oda vesaire. Bunlar hepsi yalan. Yalan olduğu nereden belli? Çünkü 1934'te o sokağın adı değiştirildi de Meşrutiyet Caddesi oldu. 1926'da o sokağın adı mezarlık veya kabristan sokaktı. Bunu ele aldık geçen sefer. Agatha Christie'nin o sokak adını görmesine imkan yok. Ayrıca numara, odanın numarası da değişmişti. Çünkü 2. Dünya Savaşı yıllarında müthiş bir suikasta sahne oldu. Bombalı saldırıya sahne oldu Pera Palas ve ondan sonra yapılan tadilatta oda numaraları tümüyle değişti. Dolayısıyla Agatha Christie'nin odası sanılan oda Agatha Christie değildi. Tamara Rand'ın üzerinde daha fazla durmayalım ve bu olay üstünde. Jacques Deleon, uzun uzun anlatır bunları. Rahmetli Jacques Deleon. Agatha Christie'nin esrarengiz kaybolma olayının aslı 1990'ların ortasında ortaya çıktı. The Guardian gazetesi yazdı bunu. Agatha Christie 1926'da kocasının onu aldattığını biliyordu.
ve kocasının metresiyle bir kaçamak tatile çıkacağını biliyordu. O kaçamak tatili zehir etmek için kocasına bu oyunu tezgahladı. Arabasını oraya bıraktı. Kendi de sözüm ona sırra kadem bastı. Ve tabii kocasının metresiyle tatili filan zehir oldu. Ve Agatha Christie o dönemde hafızasını kaybetmiş iken kaldığı otele kaydını kocasının metresinin soyadını kullanarak yaptı. Bu da tabii haberlere konu oldu ve aldatan koca Agatha Christie'den mesajını aldı. Agatha Christie dedi ki, evet, biliyorum, zehir ettim sana o tatili. Agatha Christie böyle tatlı bir insan. Pera Palas'a girmek için o lobinin oryantalist ortamını görmenin dışında çok zarif. İlham Gencer'i dinlemenin dışında 90'larında hala orada her gün 5'te icra eder sanatını. Onu dinlemenin dışında Atatürk'ün müzeye dönüştürülmüş odasını da görebilirsiniz. Atatürk mütareke yıllarında İstanbul işgal altındayken kaldı burada. Görüşmelerini yürütmek için çok üst düzey görüşmeler yapıyordu. Efendim söyleyeyim, onların ayrıntılarına girmeyelim. Onları isterseniz İpek Çalışlar'ın yeni çıkan Atatürk biyografisinde okuyabilirsiniz. Bence Pera Palas'ı artık geçelim. Son yarım saatimizi iyi değerlendirelim. Evet. İnternet bağlantısı biraz zayıflıyor. Pera Palas'ın içi. Pera Palas'a pratik bilgi vereyim. Her sabah 10 ile düzeltiyoruz. Her sabah 9-11 arası öğleden sonra düzeltiyorum. Her sabah 10-11 arası öğleden sonra da 3-4 arası Atatürk'ün odasını ziyaret edebiliyorsunuz. Girmişken de içeri. Bu da bakın Lisbon'daki Avenida Palas. Gene Lisbon, gene o vagonliğinin o şeyde o. Gökhan adlı konuğumuzun şeyi Opera Palas'ta mı bilmiyorum. Tabii öyle bir anekdot var, öyle bir rivayet var Atatürk'le ilgili. Atatürk'ü masasına çağırır İngiliz subayı. Atatürk der ki o benim masama gelsin. Siz buyurun der tabii kibarca yani. Siz buyurun der kibarca. Yani şey yapma, altta kalmaz yani ev sahibi olan benim anlamında. Bu Atelier Ivan Avenida işte o vagonliğinin gene destinasyonu olan Lisbon'daki oteli. Oldukça benzer bir mimari olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim lütfen. Şimdi evet, bu öndeki görevli beyefendi Pera Palas'ın kapısındaki görevli. Devamında önemli yapılar vardır. Onlardan bir tanesini gördük. Korpi konağını. Bunu görmedik ama bu Union Française, Fransa, İstanbul'daki Fransızsız topluluğunun sosyalleştiği, buluşmalarını gerçekleştirdiği yerdi burası. İstanbul Modern'in zaten Salı Pazarı'ndan sonra alelade bir yer seçmesini kendine beklemezdik. O böyle güzel tarihi bir yere yerleşti. İstanbul Modern. Devamında gene çok önemli bir otel var. 1896 bu Union Française gene. Çok önemli bir yapı var. Ama Union Française'in çok gösterişli cephesi bakın. Bu Valori'nin tasarımı. Evet, ayrıntılar. Union Française'den ayrıntılar. Union Française'in içinden tabii bunlar da çok değerli. Bunlar çok değerli. Yani eskiden nasıl olduğunu evet görüyoruz. Şimdi İstanbul Modern'e yolumuz Bristol düşerse bu aklımızda olur. Otel Bristol'un adını kullanan bir işletme. İstanbul Modern ve işte bakın burada Kröker Oteli'ni görüyoruz. Kröker Oteli çok şanlı bir geçmişe sahip bir Alman işletmesi iken Birinci Dünya Savaşı, evet burada ilanını da görüyoruz, sonunu getirdi.
Birinci Dünya Savaşı'nda orası önce Alman ordusu el koydu oraya, hastane yapıldı. Sonra da zaten Almanya yenilince iyice yani kötü oldu sonu. Neticede zaten devletin mülkiyetine geçti. Özel işletme veya otel olarak varlığını kaybetti. O yüzden zaten hep kamu kurumları vardır. Eski otel Kröker'i oluşturan şu bütün sokak boydan boya uzanan binalarda bir tanesi de İSO, İstanbul Sanayi Odası var, bize yakın olan. Aklınızda olsun, oraya yolunuz düşerse orası Kröker Oteli'nin binasıydı. Onun yanındaki mimarinin farklı olmasına rağmen aynı işletmeye aitti, Kröker Oteli'ne. Ve orada da yine dev kamu kurumları var. Okul, meslek okulu ve öğretmen evi. Öğretmen evine de yolunuz düşerse herkese açıktır. Donizetti Paşa'dan çok bahsettik. Artık onunla ilgili yerlere bu da hızla geçeceğiz. Geçen sunumumuzda ondan çok bahsettik. Evet, Asmalı Mescid'de. Asmalı Mescid'i hızla geçelim. Çünkü orada çok Donizetti Bey, sonra Paşa. Efendim, bu ne yazık ki internet yüzünde yavaş ilerli. Donizetti Paşa artık yaşlandığı yaşlı halini görüyoruz burada. Evet, ve The Marş, bakın Marş Nasyonal, yani Milli Marş. Osmanlıların Milli Marş. Emperyal, önce imparatorluk, yani Marş Hümayun diyebilirdik. Sonra Milli Marş. Mezarı da İstanbul'da demek ki. Donizetti Paşa'nın. Evet, Saint Esprit Katedrali'nde tabii. Tabii çok güzel. Saint Esprit Katedrali Damblusyon'un içindedir yanılmıyorsam. Evet. Devam edelim lütfen. Narmanlı yurdunu çok hızlıca geçeceğiz. Narmanlı yurdunun Rus elçiliği olduğunu söyleyeyim. Onun için zaten cephe o kadar gösterişli ve o dorik sütunlar filan, böyle güç ifade eden sütunlar. Zaten önü de onun avlu idi. Şehbender Sokağı'nda geçiyorum hocam. Şehbender, tabii Şehbender Konsolos demek. Konsolos Sokak. Bence geçelim. Bence geçelim. Buradaki çok güzel fayansları geçelim. İstanbul 1900'den. Geçelim, başka şansımız yok. Babilon burada idi. Şehbender Sokağı. Refik, tabii Refik şeyin çamur bulaşıkçısı idi. Refik meyhanesi malum çok güzel bir yer. Ama Refik, oraya adını veren kurucusu Fischer'in, Fischer, Alman Fischer lokantasının bulaşıkçısı idi. Böyle bulaşıkçılıktan lokanta sahipliğine geçiş Beyoğlu da çoktur. Bir yabancının yanında bulaşıkçılıktan lokanta. Fischer'in kızı Türkin veya Türkçesiyle Türkan, ki Behzat Üstiken onu çok güzel bulur. Ama biz devam edelim. Bu hikayeleri atlayalım. Jurnal Sokağı. Behzat Üstiken. Akbank'tan çıktı kitabı. Ve geldik Rus elçiliğinin arkasına. Burası tabii restore edilmiş halini görüyoruz. Hapishane idi. Rus elçiliğinin arkası hapishane idi. Buranın konumuzla bağlantısı ne? Burada Fransız mahkemesinin bulunması. Evet, yani demiştim ya, burası Fransız mahkemesi çıkmazı. Şimdiki adı Muammer Karaca çıkmazı. Şu şimdi kapalı olan gösterişli diyebileceğim demir parmaklı kapıdan kapı Muammer Karaca Tiyatrosu'nun girişiydi, ama bina Fransız mahkemesi binası. Bu bize bir kere daha hatırlatır. Kapitülasyonlar döneminde büyük güçlerin kendi mahkemeleri, bakın şu elçiliğin, Palais de France'ın girişidir, girişlerinden biridir. Onun hemen sağında hala durur. Tribunal Konsüler diye. Evet, burada bakın. Tribunal Konsüler. Şimdi şu. Yok, onun bir yanında galiba. İşte burası, ama burayı kastediyorum yani. Tıpkı onun gibi Rus elçiliğinin de hem kendi mahkemesi vardı, hem kendi hapishanesi vardı. Nitekim şeyde Fransız hapishanesi vardır. Şimdi polis merkezi.
Küçük Ayasofya'da. Ondan sonra şimdi belediyeye ait, düzeltiyor, polis merkezi şimdi belediyeye ait. Koca bir eski bina, Fransız hapishanesiydi. Müeyyed Sokak, eski İsveç Sokağı. Hayati Hocam, acaba şöyle yapabilir miyiz? Nasıl yapsak? Buyurun hocam. Biz bunun sonunu getiremeyeceğiz. İsterseniz Nuruziya Sokağı atlayalım. Doğrudan şeye girelim. Olivo Pasajı'na gidelim. Bir saniye. İsviçre Sarayı'na falan hiç girmeyecek miyiz hocam? Girmeyeyim çünkü 20 dakika kaldı ancak. İki konuyu ancak ele alırız. Tamam. Şuradan çıkayım o zaman. Şimdi burada atladığımız şeyleri söyleyeyim. Nuruziya Sokak'ta epeyce masonlardan bahsedecektik. Müeyyed Sokak'ta da. Egemen'cim ya çok özür dilerim. Sizin çok fotoğrafınız var, çok konunuz var. İlla 11'de değil, 11.30'da da bitirebilirsiniz. Çok 20 dakika diye düşünme. Tamam. Yani 11.30 diye düşün. O zaman devam ediyoruz. Peki, tamam. Hocam şöyle de yapabiliriz. Tabii müsaade ederseniz o yani 11.30'da bitirdikten sonra geri kalanını isteyen arkadaşlara açabiliriz. Sizin tefrikalarınız var zaten neticesinde. Yok yok, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ben telaş etmeyeyim. Tamam. Hızlı hızlı geçeriz ama gene de en azından değinmiş oluruz. Evet, bu zorunlu sessizlik. İnternet bağlantısı. Evet, kusura bakmayın tabii internet bağlantısından dolayı. Wi-Fi üzerinden gidince mecburen tabii böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Ama birazdan yakalayacağım kaldığımız tamam, yerden. Tabii. Hem de kulaklarımız dinlenir bu arada. Şimdi biraz karıştı gibi geldi ama aslında karışmadı. Çünkü Rus elçiliğine geldik. Rus elçiliğinin yanı başında Müeyyed Sokak var. Müeyyed Sokak'ın asıl adı İsveç Sokak. İsveç Sokak'tan tepe başından geldiğimizi düşünelim. İsveç Sokak'tan çıktığımızda İstiklal'e hemen karşımızda İsveç elçiliği bulunur. Demek ki o sokağın adı da tesadüf değil. İşin garibi İsveç elçiliğinin hemen karşısında İsveç'in büyük rakibi Rusya'nın elçiliği bulunur. İsveç çok uygar ve zengin bir ülke ama küçük bir güç bugün. Öyle değildi. 18. yüzyılda o Deli Petro'nun veya Büyük Petro'nun döneminde İsveç ile Rusya Doğu Avrupa'da egemen olmak için kapışıyorlardı. Daha o zaman Rusya büyük güç falan değildi. Yabani bir ülke kabul edilirdi. Deli Petro'da bir doğulu bir yabani hükümdar kabul edilirdi. İsveç'le Rusya kapıştılar diyelim. Efendime söyleyeyim Doğu Avrupa egemenliği için o kapışmadan İsveç galip çıksaydı eğer bugün karşımızda Rusya yerine İsveç diye bir süper güç olacaktı. O bağlamda düşünürsek İsveç zaten tam da o dönemdedir İsveç elçiliğinin İstanbul'da açılması. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile Osmanlılar İsveçlilerle işbirliğine girmişlerdi. İsveçliler de aynı şekilde, aynı sebeple. Neticede evet. İlginç bir tesadüf herhalde. İsveç elçiliği ile Rus elçiliği karşı karşıyadır. Rus elçiliği dediğim bugünkü Narmanlı
yurdu. Narmanlı yurdu 20. yüzyılın başlarında evet Rus elçiliği orayı elinden çıkardı o binayı. Tamam, teşekkür ederim. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Kısa kesmeyi ama işte bu aksaklık oldu işte. Şimdi görüntü olmadan konuşmak da benim için zor. Geldim hocam. Tamam. Kusura bakmayın. Yok, siz kusura bakmayın. Albümde biraz yüklü olunca fotoğraflar geç düşüyor. Yok, siz kusura bakmayın. Estağfurullah. Narmanlı yurdu bu restorasyondan önce ve önündeki o dorik sütunlar dikkatinizi çekmiştir. Tabii o şu gömme dorik sütunlar, onun önünde bahçe vardı dikkatinizi çekerim. Yani İstiklal Caddesi genişletilmeden önce önündeki alan da konsolosluğa aitti. Sonra burayı Narmanlı diye bir Türk ailesi satın aldı. Burası zannediyorum 1920'lere kadar, 1930'lara kadar zannediyorum konsolosluk işleri için kullanıldı. Elçilik olmaktan çıktı. Sonra Rus devleti onu elden çıkardı ve Narmanlı diye bir aile alınca orası Narmanlı yurdu adını aldı. Orada kalan ilginç, önemli isimler var. Onların fotoğraflarını şimdi bize gösterecek Hayati Bey. Aliye Berger var mesela. Çılgın ailenin fertlerinden biri. Çılgın aile bu dediğim... Bu balkondan, deminki abi, balkondan çekilmiş bir fotoğraf. Abi, o köşedeki... Abi, göremedik ama biz onu. Bu çılgın aile dediğim... Çılgın ay bu Ayla Erduran tabii bu şeyden Narmanlı yurdunun balkonundan çekilmiş bir balkonundan. Bu Karl Berger'in öğrencisi. Karl Berger tabii Karl Berger Fransız işte Karl Ömer Berger'in Ömer görüyoruz. Karl Berger. Ömer tabii çünkü Müslüman mı oldu acaba tabii. Evet evet Müslüman mezarlığında Ömer zaten. Ömer Karl Berger Aliye Berger. Aliye Berger Şakir Paşa'nın kızı ve Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in kız kardeşlerinden biri. Fahrünnisa var bu aileden. Meşhur ressam. Onun kızı Şirin Devrim. Efendime söyleyeyim. Şirin Devrim Çılgın Aile diye bir kitap yazdı. Şakir Paşa, oğlu Cevat Şakir ve Aliye Berger Fahrünnisa vesaire, Füreyya Hanım tabii, Füreyya Koral seramikçi o aileye çok yakındır. İşte o Aliye Berger, o ailenin çılgın fertlerinden Aliye Berger burada oturanlardandır. Başka Abidin Gino burada mı oturdu acaba? Başka bir dizi isim var şimdi aklıma gelmiyor burada oturan. Aliye Berger'i görüyoruz. Ha Bedir Rahmi diyecektim. Abidin Gino'yu öyle karıştırdım. Ahmet Hamdi Tanpınar, bravo. Gökhan Bey, tabii. Çünkü ben şimdi yorulduğum için isimler aklıma gelmedi. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bedir Rahmi Eyüboğlu, seramik sanatçısı tıpkı Füreyya gibi. O 67'deki yangından tabii. Sonra tabii. Armanlızade Hacı Mustafa'nın bir faturası, Antepli. Evet, Şirin Devrim, Çılgın Aile. O kitabı tavsiye etmiş olayım. Cevat, İsveç Elçiliği burası işte. Şeyin tam karşısıdır bu. Demin Narmanlı yurdunu, dolayısıyla Rus elçiliğini. Bunun iki yanında yine akar niteliğinde dükkan olarak kullanılan binalar vardı. Bunlar 1980'lerde yıkıldı. Neyse çok iyi bir şey. O sayede arkadaki elçilik binasının güzelliği ortaya çıktı. Bu 18. yüzyılda İsveç elçiliği yapmış
bir ilginç kişi, şurada ismini görüyorsunuz, Ignatius Muradja Dawson. Şimdi bunun arkasında gayet tanıdık bir sima yer alır. Bir Osmanlı Ermenisi, Dragoman yani elçiliğin tercümanı ama İsveç vatandaşı oluyor. İsveç vatandaşı olduğu gibi soyluluk da veriliyor ona, yani soylu oluyor. Onun için kendine bir ünvan bulması lazım. İsmi Murat, Muratcan ismi onun. Muratcan Tosun. Ermeniler Türkçe isim kullanacaklar ama Murat'ı, Murat onların çok tercih ettikleri isimlerdendir. Muratcan Tosun adlı bu Osmanlı Ermenisi adını İsveçlileştiriyor. Ignatius ekliyor oraya. Muratça yapıyor ve aristokrat isimlerinde bir dö olduğu için dö olsun. Böylece Muratcan Tosun oluyor. Muratça Doson. Ama bu kişinin özelliği sadece isminin ilginçliğinden kaynaklanmıyor. Şurada görüyorsunuz zaten Tableau General de l'Empire Ottoman, Osmanlı İmparatorluğu'nun genel görünümü diye çok önemli bir kaynağın da yazarıdır. Evet. Devam edelim lütfen. İsveç Sarayı'nı geçebiliriz. İsveç Sarayı'nı hızlıca geçebiliriz. Evet, çok güzel, şık bir bina tabii. İsveç'te yani büyük güç değil ama büyük millet diyebiliriz yani. Volvo'suyla, uçak, savaş uçağı sanayisiyle, efendime söyleyeyim. Ve büyük güç olmaya adaydı. Minicik nüfusu ve minicik ordusuyla İsveç kralı çok büyük işler yapmaya başlamıştı. Rusya çıktı karşısına rakip olarak. Deli Pedro üstün geldi ve o andan itibaren büyük İsveç yerine bir büyük Rusya ortaya çıktı. İsveç elçiliğinin içinden görüntüler. Yüksek kaldırıma geldik hocam. Tabii yüksek kaldırım, tüneli falan bence geçelim. Burası tamam, yüksek hocam. Kaldırım. Tabii kaldırım burada yol anlamında muhakkak. Yani yükselen yol anlamında. Kaldırımın ne demek olduğunda ilk sunumumuzda bahsetmiştik. Bir yol demek kaldırım. Kallidromo, güzel yol, hatta Rumca kökenli bir kelime. Yüksek kaldırımın üst başında ne vardır? Mevlevi hane. Evet, tünelden bahsedelim. Tünel 6. dairenin, Beyoğlu Belediyesi'nin en önemli işlerinden biridir. Black Bey idi belediye başkanı o zaman, daha doğrusu 6. daire başkanı. Bu yıkımlardan Black Bey bir Fransız aristokratı ama Fransız devriminde kaçmış İstanbul'a yerleşmiş bir aileden ve İstanbul belediye başkanları deyince ilk akla gelen isimlerden. İşte bu Black Bey bir açık gözlük yaptı. Tünelin hafriyatından çıkan toprakları dedi ki tepe başına yığalım. Üstelik bunun için para aldı üstüne. Ve o tepe başına yığılan topraklar sayesinde oradaki düzlük ortaya çıktı ve oraya tepebaşı bahçesi yapıldı. Evet, bu tünel de şeye alternatif tabii. Yüksek kaldırımı yürüyerek çıkmaya alternatif. Beyoğlu'nda ev, konutlar vardı. Galata'da aşağıda ise yazıhaneler.
ve bu iniş çıkış işle ev arasında canından bezdirmişti Beyoğlu halkını. İşte tünelin Beyoğlu çıkışında bizim grubumuz ve bu da zamanında tünelin buharını üreten CER merkezi. CER çekmek demek. Bunlar da içindeki makineler. CER atölyesi. Evet. Bu da tramvayın işlediği zamanlardan. Evet, bizi ilgilendiren Mevlevi yani. Evet, Mevlevihane'ye geldik. Şimdi burası çok önemli bir yerdir. Bir kere Osmanlılar döneminde bu Mevleviler resmi tarikat gibi bir şeydiler. Ve esas asil kalbur üstü sayılan tarikatlardan idiler. Ve fiilen de merkezi Konya değil İstanbul'du. Manevi merkez Konya ama fiilen bu tarikatın tabii 1940'larda kaza oldu. Zeki Bey'den bir katkı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kaza oldu. Halat koptu çünkü savaş yılları yedek parça filan kıt. Halatları yenileyemiyorlar ve halat kopuyor. Feci bir kaza oluyor. Evet, doğru. Ve İstanbul'daki Mevlevi hanelerin de başında geleni Galata Mevlevi Hanesi olduğu için yani bu Galata Mevlevi Hanesi'nin ne kadar önemli olduğunu anlatsak ne kadar anlatsak azdır. Tarikatların bir numaralısının bir numaralı tekkesi. Burası bir tekke tabii Mevlevi tekkesi. Şu enteresan basamak basamak şeklindeki çatı bir türbeye ait. O türbe Halet Efendi'nin türbesidir. Halet Efendi 2. Mahmut'un başının belasıydı. Nihayet evet ondan kurtuldu. 2. Mahmut'u onu idam ettirdi. Acayip entrikacı bir adam. Ve düz yanların başına çorap öğrendi hatırlayacaksınız. İşte bu Halet Efendi'ydi. Oradan bağlantısını kuralım. Galata Mevlevi Hanesi dediğimizde aklımıza sema gelir. Bir gerçek sema izlemek isterseniz, yani gerçek semazenlerin gerçekleştirdiği, icra ettiği bir sema izlemek isterseniz, geleceğiniz yer burasıdır. Yani bir şov, Mevlevilikle hiç bilgisi olmayan insanların yaptığı turistik bir şov değil de, bir sema izlemek isterseniz geleceğiniz yer burasıdır. Benim Konya'da tipik bir tabela vardır. Çok tipik bir manzara. Böyle çirkin bir tabelanın üstünde şey yazıyor. Gruplara sema yapılır. Yani bir Mevlevi tarikatının koskoca seması bu hale düşmüş durumda. Şeyde de öyle bir Sirkeci Garı'nda da turistlere sema yapan bir şey vardır. Onun için hakikaten orijinal, gerçek bir sema izlemek isterseniz geleceğiniz veya misafirinizi getireceğiniz yer Galata Mevlevi Hanesi'dir. Fakat sema gerçek ama kapıda bilet kestikleri de gerçek. Yani gayet açık bir şekilde kapıda bilet kesiliyor. Bağış adı altında bir de üstelik şöyle. Yani temsili rakam söylüyorum birkaç sene öncesinin kaç lira dediğinizde 80 lira diyor. Hadi ya dediğinizde 40 liraya düşüyor. Yani biraz pespaye bir satış söz konusu. Hüseyin Avni Özkan. Neyse ondan sonra biz orada ben sorumlusu ben değilim sipariş üzerine gayet güzel de bir sema yaptırdık parası neyse vererek bu ayrıntıyı belirtmek isterim. Bundan sonra anlatacaklarım daha doğrusu aktaracaklarım bununla ilgili ama bu semaların Mevlevi ayinlerinin nasıl bu duruma geldiğini Kutsi Ergüner gayet güzel anlatır. Acaba ben duyulmaya devam ediyorum değil mi? Bir sorun var mı?
Harikasın Egemenciğim. Kolay gelsin. Ha, tamam, tamam. Çünkü karşıma bir ekran çıktı. Hutsi Ergüner bizim çok meşhur ney sanatçımızdır biliyorsunuz. Uluslararası şöhrete sahip ve Mevlevi'dir o. Mevlevi cemaatinin içinden gelir. Ayrılık Çeşmesi adlı bir kitapta bu semaların nasıl bu duruma düştüğünü anlatır. Aslında Cumhuriyet döneminde bütün diğer tarikatlarla beraber, tekkelerle beraber Mevlevi tekkeleri de kapandı ve sema yasaklandı. Bu 1250'lere kadar böyle devam etti ve zaten şu anda görmekte olduğumuz Galata Mevlevihanesi'ne de devlet el koydu. Orası ilkokul oldu, sonra başka bir şey oldu. Sonra onun haziresine, mezarlığının tam ortasına böyle betondan bir evlendirme dairesi yapıldı. Ondan önce binanın kendisi evlendirme dairesi olarak kullanıldı vesaire. 1950'lere kadar sema yasaktı. 1950'lerde Konya'yı bir Amerikan heyeti ziyaret etti. Ben Kutsi Ergüner'in yazdıklarını aktarıyorum. Konya'yı bir Amerikan heyeti ziyaret etti. Marshall yardımı kapsamında. Bu yardımlar nasıl yapılıyor filan diye yani görmek için heyetteki Amerikalı yetkililerden birinin hanımı bu tasavvufa ve Mevlevilerle ilgili ve Konya'ya gelince diyor ki doğal olarak bir semaya acaba katılabilir miyiz? Bunun üzerine onlara onları ağırlayan Türk yetkililer alel acele ama misafirlerimiz sema istedi diye alel acele bir sema düzenliyorlar ve bu şekilde sema Mevlevilerin sema yapma geleneği tekrar başlıyor Cumhuriyet döneminde. 1960'larda o darbe döneminde efendim söyleyeyim aniden Cemal Gürsel yani eski Genelkurmay Başkanı, darbe döneminin Cumhurbaşkanı, tabii yani DP döneminde, Demokrat Parti dönemi tabii. Ha, Demokrat Parti döneminde oluyor. 1950'lerde dedim zaten tabii. Ama bu şimdi anlattığım 1960'larda darbe döneminde Cemal Gürsel'in Genelkurmay Başkanı ardından Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Cemal Gürsel yanında bir heyetle beraber aniden İstanbul'a, Konya'ya geliyor ve diyor ki ben bir sema izleyeceğim diyor ve Mevlevilerin sema yaptıkları spor salonuna dalıyor. Yanında şeylerle beraber, kameramanlar, gazeteciler, şunlar, bunlar filan ve çok öfkeleniyor buna tabii. Semayı yöneten buna çok öfkeleniyor. Yani hatırlatayım bu yapılan sema normal bir sema. Gösteri amaçlı değil. Spor salonunda yapılıyor ama normal bir sema ve böyle bir şey beklenmiyor anladığı kadarıyla. Bu gazeteciler, kameralar, şunlar bu da ortasında dalınınca hiç öfkeleniyor bu şey ve heyeti kovuyor salonda. Ve bunun üzerine yetkililer diyorlar ki bu gerçek semazenlerle, mevlevilerle bu iş olmayacak. Biz en iyisi kendi semamızı kendimiz yapalım diyorlar ve ilanlar veriliyor ve yetenekli boylu poslu gençler bulunuyor. Spor okulu öğrencileri vesaire. Bunlara sema dönmek öğretiliyor. Ve bu şekilde Kutsi Ergüner başka şeyler de söylüyor. Diyor ki bu mevlevilik diyor. Böyle toleranslı ve modern bir İslam görüntüsü vermek için kullanıldı diyor. Yani resmi devlet propagandası olarak ve bir ayrıntı da ekliyor. Diyor ki işte gel kim olursan gel, ister Hristiyan ol, ister putperest ol, ister Mecusi ol, gene gel gibi sözler diyor Mevlana'ya ait değildir. Uydurulmuştur diyor. Ben Kutsi Ergüner'in sözlerini aktarıyorum. Sadece. İşte burada gördüğümüz Galata Mevlevihanesi'nin
Hazire'sin ortasına oturtulan beton evrendirme dairesidir. Arkasındaki yeşilliklerde Mevleviler yatar ki Mevlevilerden bazıları tanıdık. Beyoğlu bahsinde geçti. Comte de Bonneval de orada yatar. Bu Comte de Bonneval Osmanlılığı, Müslümanlığı iyiden iyiye benimsemiş anlaşılan Mevlevi de olmuş ve şeyde yatıyor. Galata Mevlevi Hanesi'nin hamuşanı susmuşları arasında yatıyor. Kimle karşı karşıya? Başka bir muhtedi ile, macerasızlı İbrahim Müteferrika ile karşı karşıya. Kumbaracıyan Ahmet Paşa diye. Tabii bunlar Mevlevi Hanenin restorasyondan önceki şeyler. Ayrılık Çeşmesi'ni gördük. İbrahim Müteferrika. Bunun hemen karşısında Kumbaracıyan Ahmet Paşa. Buraları hızlı hızlı geçelim bence. Evet, bakın burada Ser Humbaracıyan Ahmet Paşa. Humbaracıya kuşu da yakın zaten çünkü evi oradaydı Humbaracı Ahmet Paşa'nın. Biraz önce bahsettik. Bu Humbaracı Ahmet Paşa Kazanova'yı da tanıyor. Ben Kazanova'ya hemen gireyim. Kazanova 1740'larda galiba. Bir yerlerde gene başı derde giriyor. Zaten başı dertten kurtulmuyor Kazanova'nın malum sebeplerden dolayı. İstanbul'a geliyor Kazanova kovulduktan sonra. Venedik'e artık gitmesine imkan yok. Venedik'tedir Kazanova. İstanbul'a geliyor ve yanında bir tavsiye mektubu var. Tavsiye mektubu biliyorsunuz yani bu mektubu taşıyan kişi size emanettir diye önemli birine yazılmış mektup. Yazık İstanbul'a geliyor bu Kazanova. Yanında Comte de Bonneval'e yazılmış bir tavsiye mektubu var. Yani Comte de Bonneval'e, yani Humbaracı Ahmet Paşa'ya deniyor ki bu çocukcağıza, bu adamcağıza sahip ol orada. Tamam diyor Ahmet Paşa ve yol gösteriyor Kazanova'ya. Kazanova'nın kaldığı yer bellidir. Dolaştığı sokaklar da bellidir. Çünkü kaldığı yer Venedik Sarayı ve Postacılar Sokağı'ndan girip devam ettiğimizde daracık bir sokağa geliriz. Fransız Sarayı ile Venedik Sarayı ve İspanyol Elçiliği arasında işte Kazanova'nın dolaştığı sokaklar o sokaklardır. Kaldığı yerde bugünkü İtalyan yani tarihi elçilik, İtalyan elçilik binası olan Venedik Sarayı'dır. Comte de Bonneval onu bir de İsmail Efendi diye biriyle tanıştırıyor. Bu İsmail Efendi Osmanlı ileri gelenlerinden bir adam. İşte kendi evi var, konağı var, haremi var vesaire. Ben burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Kazanova bu İsmail Efendi ile ilişkisini hatıralarında ayrıntısıyla anlatır. Kazanova'nın 3 cilt ve aslı Fransızca olan Hayatım diye, Hayatımın Hikayesi diye bir kitabı vardır. 3 cilt, kalın kalın 3 cilt. Son derece ilginç ve güzel bir kitap. Bu 18. yüzyılın samimiyetiyle yazılmış. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun konfesyonu vardır ya, itiraflar. Orada hakikaten itiraf olan şeyleri yazar Jean-Jacques Rousseau. Seksüel şeyler de dahil olmak üzere. İşte Kazanova da tıpkı onun gibi yani 18. yüzyılda özel hayatının bütün yanlarını, seksüel olanlar da dahil olmak üzere tabii, o 3 cilt kitabında ayrıntısıyla anlatıyor. Kazanova şu ayrıntı konusunda ısrar geldiği için söylüyorum. İsmail Efendi Kazanova'ya eşcinsel bir ilişki teklifinde bulunuyor. Bizim Kazanova da ona hiç tarzım değildir diyerek kibarca red cevabı veriyor ve ondan sonra
pek görüşmemek niyetinde İsmail Efendi ile. Fakat Casanova eşcinselliğe yabancı bir insan değil. Seksüel enerjisi son derece yüksek zaten. Ve o canlı seks hayatında eşcinsellik de yok değil. Comte de Bonvalet soruyor. Comte de Bonvalet diyor, böyle böyle oldu diyor, ben artık onunla görüşmeyeceğim diyor. Yani ne münasebet filan. Comte de Bonvalet, yani bizim kumbaracı Ahmet Paşa diyor ki ona, yok diyor, böyle hemen kesersen içkiyi çok ayıp olur diyor. Adam şey diyor yani, Osmanlı önde gelenidir diyor, ağır adamdır diyor. Başın derde girmesin diyor, sen yavaş yavaş kes ilişkini diyor. Bunun yüzüne Casanova İsmail Efendi ile ilişkisini sürdürüyor ama anlaşılan arkadaşlıkları gayet iyi yürüyor ki İsmail Efendi onu evine çağırıyor bir gün. Diyor ki gel bak bugün diyor çok ilginç bir şey yapacağız diyor. Ondan sonra ve evin bir köşesine götürüyor onu. Oradan göya gizlice İsmail Efendisi'nin haremdeki güzel genç kızlarının çırılçıplak efendim, havuzda oynaşmalarını seyrediyorlar. İşte sözüm ona, gizlice böyle bir fantazi yapıyorlar. Bundan sonrası müstehcendir yalnız. Onay veriyorsanız çok kısa anlatacağım, yoksa anlatmayacağım. Yani azıcık müstehcen. Şimdi Egemen, Hüseyin Avni istemişti bunu. Ona soralım. Hüseyin Avni devam etsin mi? Yani endişelendin mi biraz yoksa? Bunu şeyden ben yani Casanova'dan doğrudan doğruya aktarıyorum. Yani bu dındısının dındısı kaynaktan değil. Casanova Hayat Hikayem adlı kitabında bunları bütün bu söylediğim ayrıntılarıyla çok edebi ifadelerle ama açıkça belirtiyor. O zaman şöyle, yani İsmail Efendi, kısa geçeceğim. İsmail Efendi birdenbire mastürbasyon yapmaya başlıyor. Ve Casanova'ya da diyor ki, ya çekin be rahat ol, sen de yap diyor. Casanova'nın dediğine uyuyor. Ve arkası geliyor tabii. Arkasından işte İsmail Efendi, Casanova'yı, Casanova İsmail Efendi'yi derken arkasından gayet mutlu bir şekilde evden çıkıp birlikte yemek yediklerini filan Casanova gayet ayrıntılı anlatıyor. Casanova ilginç bir şahsiyet ve İstanbul'da böyle bir macerası var. Ve bu macerasının yaşadığı yer gayet belli, elle tutulur somut. Venedik Sarayı yerinde duruyor. Üstelik de onun Beyoğlu'na çıkmak için kullandığı ara sokakta aynen orada büyük ihtimalle o sokak. Başka sokak yok çünkü. İşte bu kumbaracı Ahmet Paşa. Devam edelim lütfen. Venedik Sarayı. Evet. Venedik Sarayı'ndan manzara tabii. Efendime söyleyeyim. Devam edelim. San Marco aslanı. San Marco'nun kemikleri Venedik'tedir biliyorsunuz. Yani Aziz Marco, Marcos İncil'ini yazan Aziz'in kemikleri oradadır. Onun simgesi de aslandır. İşte San Marco ve aslan oradan geliyor. Kemiklerini Kudüs'ten çalıp getirdi Venedikliler şeye. Ya Kudüs'ten ya Mısır'dan. Kudüs'ten galiba. Kendi şehirlerine getirdiler. Rölikçe yani kutsal emanet rölik çalmak da ilginç bir uygulama. Tabii Altın Aslan, tabii Venedik Festivali ödülü. Bence artık şeye gelelim. Bence slide şeklinde devam edelim artık. Tabii Van Moor'un tablolarının benzerleri bunlar. Bu Van Moor'un ötekiler sanki benzerleri. Evet, bu tabii Venedik Sarayı'nın içinden manzaralar. Bu slide şeklinde geçelim. Bunlar da yani kolay kolay göremeyeceğimiz şeyler. Burası işte o Venedik Sarayı'na inen dar sokak. Yani bu tarihi bir sokak. Bu daracık. Casanova da muhakkak bu sokağı kullandı diyorum ben.
O şekilde hayal ediyorum en azından. Ya bunu, bu ayrıntıyı artık geçelim. Bu da güzel ama geçeceğiz, mecburuz. Evet, Atatürk'ün eşi Latife Hanım burada piyano dersi almış zannediyorum. Rilke'nin yeğeninden. Orada güzel bir ayrıntı tabii ama geçmek zorundayız. Ha, bu sokağı kastediyorum işte. Bu da nitekim Glavani apartmanını başka bir yönünden görüyoruz. Şu sokaktan inelim, Postacılar Sokağı. Evet, Raperiz Kilisesi'nde. İşte şu sokak iki tarafında elçilik olduğu için işte yani 16. yüzyıldan beri yani elçilik binaları bunlar. Kabaca söylüyorum. Şu sokak o yüzden orijinal halini korumuş bence ve Kazanova'nın şu sokakta yürüdüğünü hayal edersek çok yanlış bir şey yapmayız bence. Tamam, geçelim. Burası İspanyol elçiliğinde kutsal topraklara gidenlerin kaldıkları yer ve şapel. Glavani apartmanını görmüştük zaten. Resimler internet yüzünden yavaş ilerliyor. Yoksa biz süresinde doldurabileceğiz ama resimler yavaş ilerliyor. Evet. İşte burası. Sağımızda Venedik Sarayı, solumuzda Fransisken rahibelerinin kaldığı yer. Şimdi çok güzel bir otel. Tom Tom Suites diye işte bakın. Yukarıda Fransız Mahkemesi. Efendim, bu bölge Tom Tom Gardens projesi adı altında. Hayati Bey, bence artık vakti geldi. Doğrudan şeye geçelim. Doğrudan doğruya Arnavut'u geçeceğiz artık. Arnavut'u geçelim. Evet, Raimondo Daronco'dan bahsedecektim ama onu geçmek zorundayız. Rum Kilisesi'ne bir bakıp arkasından Kırım Kilisesi ve kapatacağız. Beyoğlu, şimdi Beyoğlu, evet, ama bir üçüncü bir Beyoğlu'yu gezisi artık kaldırmaz diye geliyor bana, korkarım. Beyoğlu'nun da yarısı artık. Ama ilerleyemiyoruz işte. Yani teknik sorun. Evet, böyle baka kaldık. Egemen'cim, Egemen'cim. Şimdi bak, ayın 12'si boş. Ne diyorsun? 12. Yani bundan 12 Haziran, gün sonra. Öyle mi? Evet. Yapalım mı? 3 kalanları da o gün abi. Hayati Bey tamam diyorsa yapalım. Hayati cevap versin. Çünkü var bayağı fotoğraf. Ben bir sürü şeyi de geçiyorum diyorsun. İnsanlar da merakta kalıyor. Geçtik. Ha, merakta kalıyorlar. Yeri geçtik. Bence sen gayet rahat 2 saat daha anlatırsın. Hayati tamam. Okeyse 12 yapalım. Beyoğlu 3 olsun abi. Sen de okey tamam, diyorsun. Tamam öyle yapalım. Tamam. Ama Hayati toptan yok oldu galiba. Gıyabında onun kabul ettiğini biz ilan edelim. Tamam. Tamam 3 olsun. Tamam tamam, ben de şeyi kapatmışım. Mikrofonu tamam. Kapatmışım. Tamam. O zaman şu ana kadar belki Egemen'e sormak istediğiniz sorular olabilir arkadaşlar. Tabii. Harika yani bir sunum. Bir şey her zaman olduğu gibi harika bir sunumdu. Efendim bir şey mi diyorsun şeyin? 6 bölümü bitirdik. Bir 6 bölüm daha kaldı. Yani. Tamam işte yarı yarıya olmuş yani, neredeyse. Evet. Egemen ne diyorsun? Tamam. Tabii tamam. Okey. Var mı soru? Haziran. Soru var mı arkadaşlar? 12'sinde. Yok, soru var mı onu soruyoruz. Yani konuyla ilgili şu ana kadar açıkta kalmış merak ettiğiniz şeyler falan varsa. O zaman bu akşam gayet güzel geçti. 2 saati azıcık açtık. Yorulmadık da. Çok da güzeldi Egemen. Ama her zaman olduğu gibi güzeldi yani. Artık bizi hiç şaşırtamıyorsun.
Hep güzel yapıyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Hayati Bey'e teşekkür edelim. Yani müthiş bir emek var orada. Müthiş emek var. Çok güzel resimler. Ya zaten Hayati sadece sen ne değil, Hüseyin Hamdi ile işte Beykoz'da ben ne ki birlikte yapacağız Beykoz'da, sen de biliyorsun. Deniz Hoca da gelecek. Valla müthiş bir destekçimiz Hayati abimiz. O da canımız ciğerimiz. Peki. Ben teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi akşamlar diliyoruz. 12 diye anlaştık. Tabii ben 12 diye yazıyorum. Hadi iyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. Öpüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.